geldiği günden itibaren evliliğe karşı çok ciddi biri olmadığını düşünüyorum. Ben Onur'un bu tepkilerini gördükçe daha mutlu oluyorum, biliyor musun? Oh. Akın kolay öğren. Bu Akın'a bir şey olsa vallahi alır çantasını yürür gider. Bu ilişkiyi evliliğe çok uzak görüyorum. Bir erkek ilişkisi varken eskiye ait bir kıza kız küpesini alıp kulağına takar mı ya? Yeni damat adayıyla yeni... Gelin adayı. Gelin adayı. Hoş geldiniz. Dansı bulunca aşkı da buluyorsunuz tabii ki. Dans etmeden buldum hocam. Ama şimdi senin ama kadar boy post işte. Bende de olsa ben de bulurum. O zaman maestro müzik diyorum. Onur eşyaları toplarken de ağladı. Anıları. Onun nedeni şu, daha öncesinden de biraz üzgündüm. İçimdeydi o üzüntü. Ben bir şarkıya de... falan üzüldüğünü düşündüm. Yok, ya da bir şey yok. Yaşadın o an kendi içinde. Söylemek istemediğim bir şey mi yaşadın? Yok, öyle bir şey olsa zaten buraya katılmam. Yani onu halledip ondan sonra katılırsın. Hı-hı. Kafanda bir şeyleri netleştirmen lazım buraya girmeden önce. Kesinlikle. Çünkü yoksa yapamazsın zaten burada. Yok, öncesinden bu evde yaşadığımız bir takım üzüntüm vardı, içimdeydi. Ve onun yerine koydum bir anda da kendimi. Cidden empati yaptım. Birisini seviyorsun, çok farklı şeyler yaşıyorsun. İşte iki ay mı, ne kadar sürdü ilişkileri? İki ay, iki buçuk ay. İşte iki ay, yaklaşık iki ay bir ilişki sürüyor. Ki burada iki ay, beş ay, altı ay gibi oluyor. Her gün görüşüyorsun. Burada anılarım var ki ben görüyordum. Onur merdivenlerden normalde inerken oraya bakıyordu normalde. Şimdi gelmiş onları topluyor. Yani ben onları eşya olarak topladığını varsaymadım, anladın mı? Tüm umutlarını topluyor gibisinden düşündüm bir anda. Anladın mı? Umutlarımı toplayıp gidiyorum gibi bir şey hissettim. Ve orada çok kötü oldu. Yani Onur'un adına üzüldün aslında. Öyle mi oldu? Onur'un adına mı üzüldün? Onun adına da çok üzüldü. O yüzden mi hüngür hüngür ağladın? Hayır, hüngür hüngür ağlamanın nedeni dedim zaten. Çok ağladın çünkü. Ondan önce de üzüntü vardı içimde. Bir anda bir patlama yaşadım. Bir yok, umutlarını götürüyor falan dedi. Zaten Akın da ağladığı zaman ben kötü oldum. Bu durumda onu üzüldüğün için bir nevi ağlamış gibi olursun. Hem onun için hem de üzgün olduğum için. Neden üzgün olduğunu şu anda anlatamıyorum burada. Ama o da vardı. Ama bunda şunu çıkartmayın, işte Onur'a karşı çok şey yoğunmuş. O yüzden o ağladığı için bu ağladı bizim falan. Bir şey çıkartmamız böyle önemli şey değil. Önemli olan zaten. Senin ne yaşadığın burada. Yani o tarz şeyler olması. Bunun için de ağlayabilirsin. Senin duygun çünkü. Hiçbir şey diyemeyiz yani. Ya zaten o kadar yoğun bir duygum olsa, o kadar ağlayacak bir duygum olsa emin olun şu anda kadar 500 kere ona karşı ilgimi beyan etmişimdir. Kulağımdaki küpe benim Görkem diye bir arkadaşım var. Şeyde, Adapazarı'nda, Sakarya'da. Çok severim kardeşim. Buradan ona bol böyle selam olsun. Annesini de çok severim. Görkem benim can ciğerim kardeşim dediğim bir arkadaşımla üniversite dönemlerinde çok güzel bir ilişki yaşadılar. Şimdi onlar ayrılmak zorunda kaldılar belirli nedenlerden dolayı. Eser de çok takip eder programımı. İzliyor yani çocuk. Hatta geçen... Telefonla görüntülü konuştum. Nereye varacaksın ya. Çok merak ediyorum. Düsseldorf'taki. Erkek tamam, arkadaşım varmış yani. Eskişte arkadaşımın küpesi demedim mi? Evet. Hayır ya, arkadaşımın yani normal kız arkadaşım. Oha, şu an şu kıvırmayı yaparak var ya, kendin ele verdin bro. Ele verdim ya kanka. Kız arkadaşım dedin çünkü. Evet. Kız arkadaşım çünkü. Eser diyorsun. Tamam da ya, Görkem'le Eser nereden çıktı şimdi? Görkem kızın sen ismi. Sen bunu anlamıyor musun? Yani? Kız arkadaşım. Görkem kız lanet ya. Lanet olsun. Ne bileyim abi, ben erkek zannettim. Yok yok. Ben de Görkem'i kız... Şimdi Eser izlediği için, tamam, baştan küpeyi taktığımı da bildiği için kardeşim, üzülmesin diye söylemek istemedim. Siz öyle algı yapınca ben açıklamak sen kendini bilen mi adamsın kardeşim? Sen burada dedin ki kız arkadaşım, hatta küçüklük küpesi o yüzden evet, takıyorum evet, dedin. Evet evet, çok sevdiğim bir kardeşim. Sen bunu söylediğimizde sen şöyle diyeyim, bu açıklamayı o zaman yapabilirim. Çok değerli bir anneannesi varmış çok değerli bir küpesiniz. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, küpe evet. Değerli olabilir abi ama mevzu burada konuşulması kızın, gereken eski kız arkadaşımın küpesi olması. Kızın maneviyat açısından çok değerli bir küpe. Evet tamam, sıkıntı yok. Akın'a veriyor. Tuğçe'nin de bundan haberi yok. Ve şu, yani Akın
bu verdiği cevapları dün vermezken şu an veriyor. E işte bir gün düşündü, yattı, yarın nasıl söyleyeyim dedi herhalde büyük bir ihtimal. Sen arıyorsun. Yok be kardeşim ya. Cevap verme hakkı vermediniz ki. Sormadınız ki hiçbiriniz. Ne? Ya ne? Sebebini anlatıyorum. O bak. Zaman dünkü bölümü bir aç izle kardeşim. Get, out, get out to on my home. On my senin home. Home. Niye? On my öyle home. Bu saatten sonra. Tamam. Ben kardeşim üzülmesin diye. Tamam tamam açıklama istiyorum. Kardeşim. Şu dakikadan sonra Tuğçe ile muhatapsın. Evde bir kendini koruyucu olan biri varmış hissine kapılırsın. Sert duruyor ya. Tam olarak böyle bu. Duruyor. Hop. İki saniyede mi çektirdiniz bu fotoğrafı? Tam vurdum, çekildi. Öyle oldu. Ama hiçbir mimik yok. Tuğçe gibi aynı. Sıfır. Ciddiyet. Yani şey demiş resmen. Bence sen yanlış anladın. Ben bu fotoğrafı çok güzel bir şey. Çok sert yani. Yağmur şuna düşüyormuş. Bu fotoğraf bu erkekler değil. Evinde kalacak. Anladım. Ona göre ayağınızı denk neden alın. Neden o kadar değil ya? Ben, hayır, ben bir dakika bir şey ama söyleyeceğim. Yumuşak. Olamam ki şimdi ben. Zaten hayatım. Hayır, o kadar sert çıkmış ki onu söylüyorum. O kadar da benim bütün mizam, fotoğraflarım öyle. Siması, benim çok gülen fotoğraflarım simam yok. Simam çok sert öyle değil. Yani artık doğduğumdan beri üstüme oturmuş. Nasıl sen hani sessizsin ya onun gibi. Sen nasıl diyorsun ben böyleyim tepki veremiyorum. Ben ağlayarak de doğmuşum ama. Yani tanıma vallahi yolunda falan değildiniz Akın. Bir tanıma de yolu falan olmadı. Öyle bir şey yok. Dışarıda böyle şeyler yok ya. Tankut abi. O zaman kız arkadaşın mı arkadaşın mı? Yani bir tane kız olayından nasıl bu kadar sıkıntılı hale geliyoruz ben onu kız anlamıyorum. Tamam Tuğçe'yi anlatırsın kardeşim. Dedim şu yani. Bu işin biz buna halk söyleyeyim, söyleyeyim size karşı cins arkadaş. Abi. Bak abi benim adım da Adnan'sa bugün bu konuyu açmamak için bu saçma sapan bir sebepten kavga çıkaracak. Ah benim adım Adnan'sa da buraya yazıyorum kardeşim. Kardeşim bir kız arkadaşımın küpesi. Bana da hatıradır. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Abi dün biz bu bir dakika abi bir dakika. Mı şimdi Tankut abi. Tankut abi. Bak kardeşim. Dün biz sana tatlı tatlı burada yüklenirken sen bu cümleyi kurmuş olsaydın ağzımıza tıkardın lafı ve biz de hiçbir şekilde hiçbir şey söylemezdik. Doğru mu? Bildiğim bir şey doğru. Uzatmadım bile. Siz bugüne taşıyınca abi sen bırakmayacaksın. Sen demek ki bu konunun konuşulmasını istemişsin Akın. Sen dün bize bir dakika biz sana burada böyle tatlı tatlı yüklenirken kardeşim sen çok bakıyorsun sevdiğim kardeşimin dediğim sen bir insanın küpesi deseydin biz de konuyu çat diye kapatırdık burada. Akın kardeşim senin bu yaptığın zaten. Akın senin bu yaptığın halk dilinde pot kırma. Gaf. Ağzından kaçırma. Ağaç kestik yani. Ne? Çam yaptın? Devirdik. Sonra gittin eve yattın uyurken düşündün sakin servis ettin. Neyse yani ya. Sakin ol. Ya yok be kardeşim ben öyle düşünüp gelmiyorum. Tanıma yolunda falan değillermiş yani. Evet bu hafta gerçekten çok renkli geçti ya. Evet. Çok da böyle uzun geldi bana. Çok açıkçası şaşırtıcı, çok üzücü. Bu hafta çok uzundu ama. Çok sevindirici. Çok olay şey yaşadık. Tamam. O kadar çok şey yaşadık ki. Peki. Neler oldu ya? Neler oldu diyorum. İlkay hakkında hala aynı şeyleri düşünüyor muyuz kızlar? Ben hala tanıyamadım kendimi. Bak şöyle, aslında tanıtmadan sizin tanımanızı istiyor çocuk. Ama nasıl böyle bir şey yapabiliriz ki? Yani mesela örnek vereyim. Benimle mesela bir merhabalaştı, bir özür diledi ya. Ben az çok onun davranış şeklinden nasıl bir karakter olduğunu anladım. Orada da evde demek istediği şey bence buydu. Ben seninle konuşmadım mı Ferima dedi bana. Hatırlıyor musun? Evet. Sen beni tanımadın mı? Ben birazcık tanıdım yani. Ya sakin. Aslında sessiz sakin. Konuşa konuşa tanımak. Sessiz sakin bir adam zaten de. Bak yok. Sessiz sakin bir adam değil. Hala utanıyor. Gelinlerden hala biraz utangaçlığı var. Aslında o... Sizi açık açık söylüyorum. Aslında çok böyle enerjiktir. Enerjiktir, çok neşelidir. Çok böyle bir anda bir şey söyler, böyle patlar ya. Açılamadı diyorsun yani hala. Öyle, daha açılamadı. Olabilir belki yani. Onu sezdim ben, ondan hissettim. Daha renkli biri de olabilir. Ama işte biz o yönünü bilmiyoruz. Mesela şu anda hiç bilmiyoruz ama bence erkeksi yapısı da var. Yani ne bileyim, sevdiği insanı koruyabilir. Gala gecesinde geçen hafta hatırlıyor musun? Sana karşı sevgisini söylediği zaman söylerim abi yani, falan filan. Hoşlandığını söylemişti evet ve terdi. Kırmızı Oda da bana aynı şeyden bahsetti. İşte kötü şeyler yaşadığın için bunu sana söylemedim yanlış anlaşılır gibi. Yani Kırmızı Oda'da çok az bir vaktimiz olduğu için söyleyemedim. Benim İlkay'a karşı hiçbir duygum düşüncem yok şu anda. Hı hı. Gerçekten geldiği günden itibaren onun evliliğe karşı çok ciddi biri olmadığını düşünüyorum.
ben de bir, daha bir hazır ciddiyetsizlik ve evlenmeye hazır olmadığını, evlenmeye hazır olmadığını düşünüyorum. Evet, kendi hayatında da bence böyle. Yani dışarıdaki sosyal hayatında da öyle. Bu evde zaten hazır olduğuna dair herhangi bir şey göremedim. Hissedemedim ya da. Ben de aynı şekilde. Genel olarak düşündüğümde, ama benim konuma dönecek olursak benden hoşlandığını söylemiş sağ olsun. Ama benim hiçbir duygum, düşüncem yok yani ona karşı. Hani bana bir tanıma yolu teklif etmedi sonuçta. Sadece bir hoşlantısını söyledi. Yani bak sen cevap verdin mi ona direkt istemiyorum diye? Kırmızı Oda'da çok kısa bir vaktimiz olduğu için söyleyemedim. O gün burada masada konuşacaktık, baş başa konuşamadık. Akın ha, onu çok söyleyeceğim kötüydü. Bak sen daha net istemiyorum demediğin halde, hı-hı, geri adım basmaya çalışıyor şu anda. Geri gitti. Çünkü senden cevabı alamadı. Anladın evet, mı? İstemediğini tamam, düşün. Ama bir cevap için bir şey demedik. Sadece benimle ilgili duygularını söylemiş. Tamam, yani onu söylemiş. Onu beyan eder. Benimle tanıma yoluna girmek istediğini söyleyip böyle ne derler? Hayatım. Düzgün bir şey konuşmadı yani benimle. Onu beyan ederken. Bu kadar emin değil yani kendinden. Sadece hoşlandığını söylemiş. Onu beyan ederken diyor ki bil gözde, ona göre ya bana gel ya gelme. Öyle olmuyor mu? Ben desem ki şu anda örnek vereyim mesela. Kim söyleyeyim? Kemal'den hoşlanıyorum. Yani, diyorum ki işte attı. Yani Kemal bil ben senden hoşlanıyorum. Eğer sen de hoşlanıyorsan gel. Hoşlanmıyorsan gelme. Bu oluyor değil topu mi? Topu sana attı. Hoşlanıyorum dedi. Senin de bir şey söylemeni bekledi. Aynen öyle. Yani istiyorum olabilir falan ki gibi. Ne sen diyecek? De söylemeyince o da geri. Şimdi değil mi? Aynı şey. Hayır geriyle alakası yok. Kırmızı Oda da şunu söyledi. Yani evet böyle bir duygum, düşüncem var ama daha henüz bu olayları atlatamadığın için bunu sana söylemedim. Orada Gökhan sorduğu için söyledim. Hani benim karşıma geçip de çok ciddi bir şekilde bana bunu söylemedi. O gün Kırmızı Oda mecburiyetimiz de vardı bir de. Ekim'i çağıracak, beni çağıracak tabii ki. Yani bana herhangi bir teklifle gelmedi karşıma. Ya ona göre teklif odur belki de Kırmızı Oda'da gelseydi konuşmak. Gelseydi peki hani tanıma yoluna girelim. İster gelsin ister gelmesin. Ben diyorum ya hoşlandığını söylediğinde bile. Ama benim, tipi değildi şey. Benim değil. Yani İlkay. Evden de hissiyatı yok herhalde. Olabileceğini düşünüyorum. Onu demek istiyorum. İlkay çok yakışıklı bir adam yani. Her şeyi tamam. Ama bu demek olmuyor ki yani. Benim istediğim bir karakter çekim değil. Onun istediği karakter yok, değil canım, değil aynen işte. Öyle. Hani Tankut yoksa diyor ya, bu bir çekim karşıdaki yani. Karşıdaki damat adayıyla hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir lafım hiçbir yok. Alakası yok. Tamam benim kendi kriterlerim ve kendi içime düşündüğüm şeylerle alakalı. Senin hayatını sen yaşıyorsun, insanlar değil. Kulak al. Sadece gördüklerimizi söylüyoruz, duyduklarımızı bak, söylüyoruz. Bak bir şey diyeyim mi? Tamam kız arkadaşım. Tamam. Can kardeşim böyle yani. Aha olay can kardeşe döndü. Çok sevdiğim bir kardeşim, can kardeşim. Yani yıllardır çıkarmadığım hatırası ya hala da buradan ben sesleniyorum. Taşıyorum. Kardeşim kusura bakma. Dün kız arkadaşım dedi diye biz başka bir noktalara değindik. O yüzden de ne kız arkadaşı ya ben. Ama şimdi can kardeşim diyor. Eski sevgilinin küpesi dediğimde ha evet, diyordu. Evet, çok evet. Oldum sen öyle bir şey deyince ne demek yani? Sen nasıl konuşuyorsun kardeşim, onun sevgilisi benim çok yakın arkadaşım konuşmalarından dikkat etmedi. Eski sevgilisi benim çok yakın arkadaşım. Tamam işte eski sevgilisi benim çok yakın arkadaşım demedi. Çevir gazı yanmasın. Kardeşim kurban olayım. Ya tamam aklına gelmiş söyledi şimdi ya. Yemin tamam, ediyorum. Bak yani, ayaklar tutuyor yine. Yok bak. Bak dur. Çocuk üzülecek diye şey yapıyorum ya. Ya tamam buradan seslendik kardeşim işte. Seslendik. Özür diledik yani tamam. Ne yapalım. Kız, ama adam, Tuğçe bu konuda ne diyecek ben onu merak ediyorum. Ne olursa olsun. Böyle yani, derseniz muhtemelen bir şey der. Biz Tuğçe'ye de desek bile demeyebilir yani. Bence demez. Eski kız arkadaşın olacak ki der. Abi can kardeşi biliyorsun. Abi can niye kız arkadaşı diye moda sokuyorsun? Bence şunu söyler abi. Ben eski erkek arkadaşımdan bahsettim. Sen bana neler dedin, neler yaptın. Sen gitmiş eski kız arkadaşın küpesini takıyorsun. Ebe adam der. Of. Der. Demez. Bence yok. Demez çünkü orayı hatırlayamayabilir yani. Abi kız arkadaşının küpesini hatırlatırsın takıyorsun. Hatırlatırsın. Ha? It didn't sound right. Senin şu anda da kız arkadaşın aynı zamanda. Arkadaşın. Belki Tuğçe hiç görmemiştir. Hayır arkadaşsınız yani. Evet. Tamam. Gelir o zaman buraya. Bir dakika ya. Hikayeyi bir de ondan dinleriz. Evet. Acaba Tuğçe Akın'ın kulağında... Senin hakkında sorular sorarız. Çocuk okulda nasıldı? Ne acaba... olur abi? Gökhan'ı buraya davet ediyoruz o zaman. Yakın arkadaşı ya da gelsin burada... bir gün ziyaret etsin. Hem de bu küpe meselesini bize de açıklamasın. Anlar, olayı ondan dinleyelim kadar... bir de. Davet edelim mi? Adam biz burada bu kadar tartışıyoruz da acaba Tuğçe Akın'ın kulağında yani, kız küpesi değil. Olduğunu farkında mı? Abi ben de... Yani küpe olduğunun farkında mı? Saçını kestirdiğini ya farkında ben değil. Ya ben yanlışlıkla dün küpeyi sormasam bu mevzuları yani konuşmayacağız biliyor musun? Aynen öyle. Vallahi Allah senden razı olsun. Vallahi Allah bir hakikaten benden razı olsun ya. Bir açıklığı kavuştu. Yani Tuğçe'nin sana yatıp kalkıp dua etmesi bence lazım. Bence de abi. Bak Tuğçe gerçekten seni çok seviyor. Ama yani bu konuyu tartışmamız gerekiyordu. Kaç sene beraberdiniz bro?
Kimle kardeşim? Kız arkadaşımla. Kız arkadaşımla derken? İşte o. Yani kulağındaki küpenin sahibiyle diyor. Ne kadar beraberdiniz diyor. Hala tanıyor, hala görüşüyorlar abi. Arkadaşlar, normal arkadaşım olan yani bir kızdan bahsediyorum. Ya kaç sene oldu anlamında? Diyorum. Yani anladınız kaç mı? Sene, kaç senedir var? Oğlum dün niye dün kardeşim demedin, bugün kardeşim diye diriltiyorsun? 5 sene olmuş, vay be. Helal olsun. Dün niye kardeşim demedin? 5 sene az değil abi, biliyorsun. Peki sen o küpeyi 5 sene önce mi? Söylemiş, duymadık. Oluyor bayağı. Siz duydunuz mu? 4 yaşında çocuğun olur 5 sene. Çok anı, çok şey paylaşırsın 5 senede. Şimdi abi böyle konuşursanız yanlış olur ama şunu diyeyim. Tamam, o zaman Görkem Göklüoğlu kardeşim. Ha. Canım benim. Buradaki konuşmalara bir video atar mısın kulağımdaki küpe hakkında? Mezuniyette verdiğini vesaire, neyse işte ne anlatmak istiyorsan. Benim kardeşim olduğunu anlat da gözün seveyim beni bu şeyden kurtar. Seni çok sevdim kardeşim benim. Annenin de ellerinden öpüyorum buradan. Wow. Görkem büyük bir ihtimal şu an duydu bizi. Çok fena bir şey. Muhtemelen. Muhtemelen böyle bir şey olmayacak zaten. Neyse. Cesaretse buyurun. Tabii yalan, büyük cesaret sergiledin canım. Allah var. Yalan yok bunda. Acayip büyük cesaret sergiledin. Yani o küpeye zarar gelmesini katlayıp bir kutuya koyup da kaldırabilirdin. Ama hediyeler taşındıkça... Ne abi, ben şimdi oradaki hediyelerin hepsini taşıyayım mı? Ya taşınabilen şeyleri düşün. Değil mi abi? Öyle değil midir? Ama hayatta sana söyleyeyim bak, birini ben manevi verdim. Manevi ister. Tanrı abiye birini ben verdim, diğerleri eski sevgililerinden. Hayır. Hiçbiri eski sevgilimden değil. Eski kız arkadaşlarından mı abi? Hayır. Kimden? Ben kendim yaptım. Hiçbiri değil. Bir tanesi çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Kız arkadaşından mı abi? Yeni tanıştım, çok yakın bir arkadaşımın kız arkadaşı. Mesela sor tam tabii, söyle. Doğru mu duydun? Çok yakın bir arkadaşımın kız arkadaşı. Yeni tanıştım. Yeni tanıştım. Ya arkadaşı, onun da arkadaşı. Ben Onur'un bu tepkilerini gördükçe daha mutlu oluyorum, biliyor musun? Hala o değeri bugün başka birine değer veren, yarın benle bitse de bana da değer verir. İşte bazı kişiler bunları göremiyorlar. Ben aksine onun bu değerlerini, ağlayışlarını, ne bileyim böyle daha şey hissediyorum. Çünkü evet, bu diyorum, bu adam adam. Anladın mı? Yani başka bir kadına bir erkek nasıl davranıyorsa yarın gün sana da aynı şekilde davranır. Onlar zannediyor ben bundan, hayır ben buna rahatsız olmuyorum. Aksine çok büyük saygı duyuyorum. Bu sebeple de zaten hislerim yükselmeye başlıyor ona karşı. Böyle bir adam olduğu için. Zaten bana direkt gelip dese ki evet olsun şey. Yok derim ya, şaka gibi yani. Çok saçma gelir. Yani benim mesela Aycan benim arkadaşım, hala da arkadaşımdır. Hep de öyle kalacaktır. Ama mesela burada Onur'u beğendim diyorsun. Farım'a beğendim diyor. Belki başka biri daha gelecek, yeni aday. Bilmiyorum, herkes düşman o da Onur'a oldu, beğeniyorum gelecek dedim ki ya, en başında olabilir, söyledim. Olabilir. Baktım herkes böyle bir düşman olmaya başladı. Şimdi, bana. Siz da, de gidin, ben de söyleyeyim, tepki alabilirim. Kırmızı Oda'ya çağırın arkadaşım. Ya Onur senden beğenen bir kızda de sen niye arkadaş oluyorsun diyebilirler. Güvenin bana da. Güvenin yok mu kendine? Senle yakınım işte. Farima'yı biliyorum mesela. Bana düşman olacağını git çocuğa söyle, git adama söyle, Kırmızı Oda'ya çağır. Ben söyleyince hemen düşman oluyor. Siz de gidin söyleyin. Ondan sonra kimle olacaksa zaten ya, onu bu ilerleyen zamanlarda demiş, Aycan bitirdik demiş. Evet, duygular. Sonuçta bu evde bir adaysa ben ona tabii ki talip olacağım. Aynen. Ben de bir adaysam bana da tabii ki biri sen, talip bence olacak. Bence sen çok kafaya taktın bu işi. Senin bunu kafaya takmaman gerekiyor. Sen demedin mi? Ben zaten bir şey hissettiğim zaman bir şey... bunu yaşarım ve karşımdaki insana da bunu söylerim dedin bu ama evde. Ama bunu Tuğçe, ben aşık olmuşum ona. O aşkıma karşılık vermiyormuş. Hayır, gibi. Hiç hoş değil. Böyle ben 3 günlük 5 günlük aşklarla benim işim Tuğçe olmaz. Tuğçe kendine baksın, aşk oyunu oynuyor ya. Aşıkmış gibi bakmakla aşık olunmuyor, yaşlanacağım, anladın mı? Ömür boyu hayatımda kalacağım adam gerek bana. 3 gün 5 gün aşk yaşayıp aşka geçecek adam istemiyorum. Öyle birine ihtiyacım yok. Vallahi gözünün içine baka baka akını kandırıyor. Akında kapıldı gidiyor. Çünkü güzel bir kız. Tamam mı? O şu an hiçbir şey görmüyor. Bazı şeylere kulaklarını tıkıyor. Ya gerçi tepki vermeye başladı. Çok efendi bir çocuk aslında, biliyor musun? Ama o yüzden yapıyor. Kaptırdı çok gidiyor. Çok efendi bir çocuk bu durumda bence. Hani biz ne dersek diyelim bir şey olmayacak. Ben de 1000 kere söyledim ki gerçekten
bu tarz şeyler konusunda çok fazla dayanılmıyorum. Yani zaten gözlemlerime güveniyorum yani. Yakında dedim, bekleyeceğiz ve hepimiz göreceğiz. Benim ilk başta görüp de bu evde eleştirdiğim şey, hatta Tuğçe mağdur, Tuğçe'nin üstüne gitme, bilmem ne bilmem ne diye tepki çektiğim şey, erkek arkadaş tarafından da bütün ev tarafından da görüldü. Çünkü insanlar kaç dakika daha, kaç gün daha kandırabilir ki birbirini? En fazla kendi kandırıyor şu anda. O zannediyor ki biz duruyor. Onun ilişkisine saatlerce saçıyla oynuyor. Bak saatlerce böyle saçıyla oynuyor. Ki ben ona gerçekten yardımcı olmak istedim. Bak bu ne göstergesi biliyor musun? Sıkıntı. Bak bu. Bak bu gerçekten ciddi bir problem var göstergesi. Bir boş vakit ve sıkılmak bu. Böyle kitlenip bir noktaya bakıp saçın ucunu... Bu, vücut dili işte. Ve bu bir psikolojik sorun vücut belirtisi. Dili. Ki sen biliyorsun çok iyi bunu. Biliyorum. Çok çok iyi biliyorum. Gidiyor. Kolonyasını da alıyor. Gidiyor lavaboya doğru. Kardeşim o kolonya ortak alan. Aha. Akın kolonyaları. Delilleri ortadan mı kaldırıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Adnan, buna daha bu çok hareket, oynuyor abi. Bu hareket sana yapıldı biliyorsun değil mi? Onu Adnan, sen çizmiştin. Üstüne ya, kolonya sıktı. Ben umutsamıyorum abi. He? Ben umutsamıyorum. Sonuçta insanlar neyin olduğunu görüyor. Demek ki... Akın bu tablonun gerçek olduğunu gördüğü için şu anda siliyor. Zaten aklımızda. Silse ne olur? Silse ne olur? Bir şey söyleyeceğim. Yani. Allah'tan önceden oynadık. Yoksa oynayamazdık arkadaşlar. Aynen. Neyse biz aramızda Allah'tan bu işi hallettik. Bakalım ne olacak? Bu tahta iyice mahvetti. Akın yoksa yeni bir sayfa mı açtın? Hayır şimdi kendi grafiğini bence kendi peşin çizecek. Peşin yeni sayfasını açtı Tuğçe bunu duyduktan sonra. Bence Tuğçe buna alınabilir ya. İşte onun Adnan, için peşin bu istatikleri bozdu. En azından kulak gitmişti şimdi ne gider bilmiyorum. Akın o bizim sevgililik tahtamızdı kardeşim. Orada Tuğçe ile adını yazıyor diye niye siliyorsun? Siz sevgililik tahtasını dışarı atan kimdi kardeşim? Bu evde sevgililik tahtasına ne zaman sevgililerimizi yazdık da ilişkiler bitti, nazar değdi diyen kimdi kardeşim? Kimdi abi bilmiyorum ben. İşte öyle bir şey Adnan Kızıltaş'tı. Şu an sevgililik sen tahtasını... şu an silen de sendin. Akın'la Tuğçe'yi yazdık diye silmedim abi. Evet. 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 Gidiyor tahtaya getirecek şimdi. Sokturma abi sokturma. Sakla. Unharca sevgililik tahtasını dışarı atan siz değil miydiniz kardeşim? Aynı tahtayı. Aynı tahtayı mı getiriyorsun bize? Oo. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Aynı tahtayı getirip getiriyorsun. Bak gitti içeride yazdı. Hadi bizi, hadi buradaki bütün insanları kandırıyorsun. Bak senin işte. Bizi izleyenleri de mi kandırıyorsun? Ya, silinen yerleri de gör abi. Bak abi nasıl silmiş. Bak. Ben söylüyorum. Görüyor musun? Bütün insanları kandırıyorsun. Asıl bütün insanları kandırıyorum. Vallahi Tuğçe'yi kandırırsın da bizi kandıramazsın aslanım. Ancak seni Tuğçe yer. Ancak Tuğçe'ye işliyor. Her yer kolonya koktu. O zaman şimdi bak. Arkadaşlar Akın bugün iptal. Tamam. Kesin yani bu sefer. Ya abi bak size söylüyorum. Benim adım Adnan'sa bugün Tuğçe ile kavga edecek. Bekleyin görün. Bekleyin görün. Saçma sapan bir şekilde sebep çıkarıp kavga etmezse ağlıyorum. Yüzüğü atarım yemin ediyorum yüzüğü atacağım. Kardeşim, o kadar değil. O kadar değil. Risk bak, payı. Bak söylüyorum. O kadar. O kadar eminim ya. O kadar eminim. Ya sen nasıl bir adamsın ya. Risk payı var abi. Yüzüğü atarım. Çok kesin dedi. Konuşma. Ne? Bak %100 diyorum ya adımı yazıyorum buraya. Bak yüzüğü atarım kendime atarım. Ya. Söz bak bu akşam kavga etmezse yemin ediyorum ben şimdi buradan atlayacağım. Atlayacağım. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ama bir şey söyleyeceğim bir dakika. Vay. Tamam bu alkışlanır. Bu akışlanır abi, bu akışlanır. Ooo Akın, tepede gözün olduğunu bu kadar da belli etmeseydin bari. Evet kardeşim, orası Adnan'la Didem'in yeri ama ayıp ettin şu an. Şişt. Harbiden ayıp ettin, onu düşünmemiştim. Şu Cem'i. O kim ya? Temo. Gerçekten ayıp ettin. Adnan, bunun nazar olduğunu inandığı için yazmadı. Aa ayıp ama. Barıştıktan sonra bir daha adet, yazmayacağım dedi. O normalde yüzden. Adet nasıl biliyor musun kardeşim? Şimdi tamam, bir tık alta yazarım ilk senin için. İlk ilişki olduğu için yazmak istediğinde yaz. Yazın kardeşim. Gördük ne kadar yerde gözün var. İleride en üst tepede gözün bak, olduğunu şimdi gördük. Bizde adet şöyledir. Kardeşim, İlk ilişki olduğu için dinle. Adnan'la Didem'in ismi burada yazar. Silinse bile herkes alt alta devam eder.
Anladın mı? Sen tamam, şu ben an bir alta yazarım. Sen şu an bir mesaj mı göndermek yazdın, istiyorsun? Bravo. Adnan'da... Bravo. Alkışlayın. Bravo. Tamam, sıkıntı yok. Bravo. 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 Evet. Bravo. Bravo. Nefesim kesiliyor. Gel gel gel. Tamam tamam. Geçti geçti geçti. Ayıp ediyorum. Sen demedin mi? Barıştıktan sonra doğru yazmak söz, istemedim. Nazar değer diye düşünüyorum demedim mi kardeşim? O yüzden yazdım. Bizimkine de mi nazar değecek yoksa? Neyse, sıkıntı yok. Değmez, değmez. Gel, tamam, değer yok. Sileyim mi? Adamı hayatından mı yedirdik yani? Sileyim mi? Yok, silme. Dur, nazar saçmalama. Saçmalama. Silme, silme. Silme, saçmalama. Abi yazdın. Sonra. Yazdın bunu. Silme, saçmalama. Ne alakası var bunun? Gel bir otur. Gel bir yanıma. Gel bir yanıma. Aaa! Ben böyle bir şey görmedim ya. Nasıl sildin? Silme dedim o kadar sana. Nasıl yaptın bunu? Aa, bir de tahta. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam sana, yazıp yazıp sana siliyor. Sana silme dedik kardeşim, sildin. Yazıp evet, yazıp siliyor adam ya. Akın tahta da mortingen, sen de. Ya bence Akın'ın bu kadar ağlamasının da bu sorunlarının bu kadar bize lanse edilmemesinin de bize söyleyemedikleri bir sebebi var. Evet, ben de onu söyledim az önce. Söyleyemediği bir şey var. Ve o onu söyleyemedikçe de bu konu kapatılacak ve içlerini atacaklar ve çok alakasız başka bir şeyden çıkacak bak. Aynen öyle. Ya pişman oldu. Çok alakasız başka hayatım, bir şeyden çıkacak. Pişman bu oldu. Gizledikleri şu şey. Şu anda da sessiz kalıyor. Tuğçe, bunu söyleyemiyor. Gözde kadar cesur değil bu kadar. Akın'ın yanında ve arkasında durabilecek bir karakterde değil zaten. Herhangi bir olayda Akın'ın yarın öbür gün Akın erkekler evinde tartışsın. Akın haksız olsun. Gider Akın'ın tartıştığı adamı savunur, biliyor musun? Yeri gelir kadın, onu kadın savunamaz yani. Kadın erkeğin arkasında durur, savunur eşini. Değil mi? Her zaman. Eşine bir şey olsa kadın o görevi, eş görevini, erkeğin görevini hı-hı alır. Bir şey lazım, bir eş hı-hı olmak için bir güç, bir istek lazım. Bu hı-hı Akın'a bir şey olsa vallahi alır çantasını yürür gider. Bırakır gider bak. Hayatındayken İnan ki göz yaşına bakmaz. Daha iki günlük ilişki, bir emek sarf et, bir mücadelen olsun. Sen bu adamı çok isteyerek buraya geldiğini söylemedin mi? Daha yolun bu kadar başındayken sen bitti diyorsan, yarın öbür gün nikah bastığın zaman hadi ben annemin evine gidiyorum deyip gidecek. O isteyerek geldi Akın'a. Sürdüremez ki Akın, bir ona daha falan çok aşık, daha çok bağlı. Ya kaybetme korkusu olmayan insanın ben sevgisine güvenmem. Kaybetme korkun bu yoksa. Bu şekilde flört zaten ederler. Ben evliliği çok uzak görüyorum. O zaten. Bu ilişki evliliği çok uzak görüyorum. Tuğçe'nin hiçbir şekilde ama hazır olmadığını inşallah, düşünüyorum. Ama inşallah, inşallah tabii ki de isteğimiz Akın'ın istediği gibi olması. Akın'ın üzülmemesi, istediği gibi olması. Biz olsun yanılalım, evet, üzülmemesi. Umarım biz yanılalım ki o mutlu olsun Akın. Evet. Hak edecek biri lazım. Ve Tuğçe'ye hep söylediğimizde aslında o da bunun farkında. Evet, ben Akın konusunda çok şanslıyım diyor. Çünkü, farkında. Evet. Çünkü Akın'ın ne kadar hani iyi bir insan olduğunu, aslında onun Akın'ı hak etmediğinin o da farkında. Bakalım Akın da Tuğçe benim hayattaki şansım diyebilecek. Hak etmediğinin farkında olsa böyle davranmaz hayatım. Bence layık görmüyor kendine. Bence. Akın'ı kadar mı layık görmüyor kendini? O öyle görmüyor. O öyle görmüyor. Ve bence Akın ona çok çok fazla şey olarak, aşk, duygu, hı hı, sahip çıkma olarak çok fazla ona. Güzellik açısından söylemiyorum. Bu da çevirmek ne demek abi? Bu da oynuyor. Dışarıda geliyor, diyor ki ben Tuğçe'ye karşı hiçbir şey hissetmiyorum kardeşim, oyun oynuyorum diyor. Sonra içeri giriyor, oyun oynuyor. Nazar boncukları falan. Benim anlamadığım, kardeşim ismini alıyor, yazıyor, siliyor, ondan sonra bir daha yazıyor. İstiyor musun, istemiyor musun? Hayır, bir de böyle anlatıyor, anlatıyor. Kız arkadaşımın diyor. Sonra da geliyor buraya, kardeşim diyor. Bir de biz burada havalar içerisinde geziyor, artistik yapıyor bize. Bir erkek ilişkisi varken eskiye ait bir kıza kız küpesini alıp kulağına takar mı ya? Bir de Tuğçe geçmişi açtı diye Akın sinirlenmişti. Niye Akın geçmişi açmadı? Olmadı. Yok. Ben gidiyorum. Sen de başkan. Ha bir de en sonunda can kardeşim dedi. Hayda. Kız arkadaşım, arkadaşım, şimdi sonra da can kardeşim oldu.
Ne oldu o kadar? Oğlum adamla kalkmış. İptal oldu yalnız. Biliyorsunuz. Ben size daha önemli bir şey söyleyeyim mi? Bu devamlı bize aşçıyım aşçıyım diyor ya. Meğer bulaşıkçıymış. ben buna kahkaha atarım. Aşçı gibi giyiniyor, biniyorsun. Kardeşim benim bak. Allah'ım ya. Hani mesela bazen hasta bakıcılar kendilerini doktor zannederler ya. Bu bulaşıkçı. 2-3 tane bildiği yemek vardı. Diğer ilgilendiği gelin adaylarına yaptı ama şu an Tuğçe hiçbir şey yapmıyor farkındaysanız. Daha dün ne dedi? Yarın malzemeleri alıp gelip ona wrap yapacağım dedim mi? Evet. Dedi. Yaptı. Bize de yapacaktı. Yapmadı. Ya ben bir haftadır buradayım. Kavuk mu yapacağım, bir şey yapacağım diye kandırıyor bizi. Hala bir şey yapmadı işte buradayız hani. Ya kuzu çözülsün. Kuzu yapacağım demedi mi? 3 gün oldu kuzu çözülüyor. Kuzu tekrar dondu hala yapacak. Çok çözüldü 3 gündür çözük. Yazıklar olsun. Kadınım diyen bir maço erkek kız küpesi takıyor. Benim adım da Adnan'sa bugün bu Tuğçe'yle kavga edecek. buraya. Benim o zaman adım... hep beraber iddiaya giriyor muyuz? Bir dakika, bir dakika. Eğer bunu kavga etmezse benim adım Onur değil. Benim ben de koyuyorum ha. Benim adım kim? Evet, ben de koyuyorum. Benim adım Kemal'se Adnan dediği çıkacak. Ben saatimi veririm abi eğer çıkmazsa. Eyvallah kardeşim. Bak herkes bana güveniyor. Araba herkes bana... Akın'ın ne olduğunu görmüş. Arabamın anahtarını basıyor. Adnan senin yanındayım kardeşim. Arabanın anahtarını. Kesin kavga edeceğim. Dur bakayım ben de kardeşim. Koy. Bir saniye abi. Bir dakika abi. Yeni ceketim var. Altı taksidi var abi. Koyuyorum ceketimi de koyuyorum. Koy abi dur. Koyuyorum ben vitaminlerimi koyuyorum. Al saati de koyuyorum. Koyuyorum abi. Tanktan vitaminlerini koydum. Tanktan vitaminlerini koyduysam ben size söyleyeyim. Olay bitti. Al. Bak abi ben bu olaya... Ayakkabımı koyuyorum. Sen ne koyuyorsun? Bir dakika tamam. Abi ben de bandajımı çıkarıp koyayım ben. Çok güzel yeni ayakkabımı da koyuyorum abi. O zaman ben bir gün bir tane yemek diyorum. Ooo! Abi fazla koydum. Bir dakika sen fazla koydun. Birazını al. Birazını al abi. Full yap. Kurban olun birazını al ama hak geçmesin abi. Tamam. Sen benim husumet yaşadığım kadına bu evde koruma veremezsin. Sana ne Farima'dan ya? Sana ne Farima'dan? Kıskanıyorum abicim, ne var bunda ya? Ne Allah oldu Allah. Bir zamanda kıskanırken kadınları oynuyordun Akın efendi? Sen Akın sayesinde birinci oldun, sen birinciliği hiç hak etmedin. Onur'a karşı o kadar büyük bir aşkım olsa... Müsaadenizle zarfı elime alayım. Dedikodu yapıyorduk. Vallahi ne olsun işte. Yine mi? Bir değişiklik yapıp dedikodu yapalım dedik. İyi olmuş değişiklik yaptınız. Buyurun bakalım. Pembeler giyilmiş, açıklı koyulu. Ama görüntü var, ses yok Sena Hanım. Olsun. Güzel güzel. Diğeri de bu. Hello. Hanımlar. Benim köşem. Beyler merhaba, nasılsınız? Sağ olun. İyi, sağ olun. Sağ olun. Şimdi bugün ben gittikten sonra güzel sürprizler olacak. Cumartesi gününe yakışır işler yapacaksınız. Çok şık ve çok yakışıklı olmuşsunuz. Birincileri de belirleyeceğiz. Tabii ki sevgili halkımızın oyladığı. Ondan sonra yarın artık kim ter dökmeyecek, kim 5'er 1000 lira alabilecek az sonra belli olacak. Ödül var falan da falan bir sürü şey var ama önce 2 konu var. Bir tanesi... Dün ben bu eve geldiğinde yine çok taze olduğu için konuşmadığım bir konu vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Tuğçe tartışmıştı. İlk defa Tuğçe'nin biz gerçek yüzünü gördük gibi imalarda bulunmuştu. Özellikle Yağmur ve evdeki diğer kızlar. Ben girmeyin durun bugün şu konuyu konuşalım demiştim. Bugüne saklamıştık. Çok sıcağı sıcağına biraz yükselebiliyoruz ya. Hani yükselmeyelim sakin gidelim diye. Peki Tuğçe'nin gerçek yüzünü gördük. Tuğçe de artık sertleşebiliyormuş. Tuğçe'nin de kızdığı konular olabiliyormuş. Dedikleri kızların mesele neydi? Bakalım erkekler de izleyicilerimiz de görsün. Gerçekten böyle bir şey yaptıysa ve o kalbi hala saklıyorsa evet.
aldıysa işte alıp bizden önce seni bilmiyorum. Bizden önce senin kızman gerekiyor ama bu duruma. Almış ki hayatım, soruyor. O dışarıda tepki veriyor. Dışarıda verir. Ha, anladım. Boşuna uğraşıyorsunuz ki. Biz geçen gün o kalbi sakladık ya seninle birlikte. Akın bunu muhtemelen zaten biliyor. Hatta dedik ya bulamadı iki gün. Bulamadı değil, dikkat etmedi. İşte Akın'la onun bir anısı var. Buna böyle şey göstermedi. İlgi göstermedi. Sonuçta şuraya baktığımda ben bile o kalbi görmüyorum. Ben bile dikkat ediyorum. Ya, o an ev talan olmuştu yani. Bence zaten buna istinaden Akın tekrar böyle bir şey. Eminim kötü niyetle böyle bir şey zaten yapmadı. Ama hala sen bunu anlamak istemiyorsun. Ben böyle aşk hissediyorum. Aşk karşılıksız bir şeydir zaten. Yani karşılık beklemene gerek yok. Yani belki ben aşktan karşılık beklemiyorum. Tamam, belki ben kendi sevgimle de mutlu olabilirim. Ama sen sevgiye devam edeceksin. Biri beni seviyor diye, biri beni seviyor diye onu... Senin aşkını da göreceğim hayatım. Ay görüyorsun işte yaşıyorsun. Ben aşkımdan eminim de senin de aşkını göreceğiz ama. Tamam. Hayaller, hayatlar. Görüyoruz. Görüyoruz. Ben buraya susmaya gelmedim. Tabii. Konuşacağız ki birbirimizi anlayalım. Hayır, ben ne güzel dileğimi söylüyorum sana. Keşke aşk yaşasan da böyle olsan keşke. Şuralardan kursan da. Kısmet. Bizim hayır, için konuşmasan mesela olur. Anladın mı? İyi de hayatım ne yapayım? Ya alayım yine şimdi, konuş ama en azından şimdi şuradan bir tane adam getirip şuraya koyup hadi sevgilim aşk mı yaşayalım diyeyim sana. Nuri var ya. İşte ne bu hız? Yok. Bu hız ne? Az önce ne anlattım ben? Ay Onur gelse sanki hayır diyeceksin ya. Tabii ki de demeyeceğim. Zaten Allah ben aşkına istiyorum. Atlayacaksın. Hayatım zaten ben istiyorum. Neyse tamam. İstemiyorum mu dedim de gelirse i̇şte onun istemesi lazım. İşte onun istemesi hayırdır, lazım. Hayırdır ben insanların üstüne mi atlıyorum da sen böyle saygısızca konuşuyorsun? Üstüne atlarsın falan filan. Ya Onur gelse sen beni geldim üstüne mi atlıyorsun? Düzgün hayır, konuş benimle. Atlıyorum tabii ki de. Düzgün sevdiğim konuş benimle. Atlıyorum sarılıyorum. Düzgün yani. Konuş. Evet, dünkü tartışmada da bazı şeyleri burada Tuğçe anlamadı. Didem altını çizdi, Akın altını çizdi. Sonra yine hani ha öyle mi dedi, yine pek bir yorumda bulunmadı. Ama Akın, önce Akın'a sorayım. Burada ne gördün? İlginç görünüyor ya. Yani tamam, senin duygunla alakalı insanlar yorum yapabilirler. Bu normal de. Orada konu duygum değildi yalnız. Şöyle, tamam duygu ya da vesaire kalp. Sonuç olarak sen zaten dün de bana sormadın kalp nerede Akın diye. Nerede olduğunu hala bilmiyorsun. İşte sormak için geldim ama gelemedim oraya. Ve hani sen bana sordun kalp nerede diye. Evde de aradım bulamadım yani. Tamam o zaman çıktıktan sonra telefonla arayıp sorsaydın mı diyeyim. Her neyse, sonuç olarak kalp ortada yok. Kalbin ne olduğunu ben sana açıklarım. Senin zaten kalple alakalı bir cümleni, tek cümleni bekledim. Nerede acaba diye merak etmiş olman gerekirdi. Ama nerede sana, diye çok sana şu an kızgın olduğum nokta ne biliyor musun Tuğçe? Ne? Bak bir tanem. Karşındaki bir hemcinsin değil mi? Bayan. Evet. Duyguları olan bir insan. Senin duygularına laf yapıldığında vesaire çıldırıyorsun ya içten içe patlayacak gibi. Atlarsın değil de boynunu atlarsın demek. Atılmak dedim sonra düzelttim bak, zaten. Fark etmiyor. Söyledikten sonra düzeltmek önemli değil. Aranızdaki kavgadır. Çok karışamam. Sadece sana yakışmadığını söylemek istiyorum. Evet ben de zaten sonrasında kollarına atılmak olarak düzelttim. Atlamak değil de o an. Tamam işte o an yani bir tabirle söylediğimiz çıktı. Cümleler bizi... Hoş değil, hani, evet, etik değil. Evet, söylediğimiz kelimelerle yargılanıyoruz ya kavga ama esnasında. Ama bazen çıkabiliyor işte artık insan tamam, bazen çıkarabiliyor. Tamam bu bazen yani. Çıkabiliyor kelimesinin altını çiziyorum. İstemeden çıkıyor tabii ki de sonrasında düzeltiyor. Tamam istemeden zaten. Çıkarın da altını çiziyorum tatlım. Konuşuruz bunları. Şimdi sen akşam diyordun konuşur. Ki dün... ne bileyim bazen altta kalıyorsan istediğin kadar... Az sonra gideceğiz. Kır dedi çık, mesela kır. Kırıldıysan kır. Gerektiğinde sen de kır. İşte bir şey sana ima evet. ediliyorsa altta kalma. Savaş. Dün bunları diyordun. Daha çok olaylar karşısında saygın durmak değildir bu. Birazcık aş kendini. Konuşabilirsin rahat rahat. Yani neyse tepkini ver. Sonuç olarak hepimiz bu evin içinde yaşıyoruz. Ve tepkilerimizi... Yaşadığımız şeylere göre veriyoruz. Yani iletişim ben istiyorsun. Ben biliyorum. Evet. Kırmak ya da kırılmak istemiyorsun. Ama kırman gerektiğinde kıracaksan kır. Kırılman gerektiği yerde de kırılmaya boyun eğ. Kırıldıysan kır dedin öyle gözlerini açıyorsun. Eğer gerçekten kırılıyorsan kırabilirsin. Bu orada çok üzerime gelindi. Ben bir de... Bir saniye. Ben cümlelerimi yemiyorum şu an. Benim demek istediğim şey şu. Alttan değil yani, bel altı değil. Anladın?
Kendini tabii ki savunacaksın. Tabii ki konuşacaksın, tabii ki tartışacaksın. Ama benim en dikkat ettiğim şey, burada arkadaşlarıma da yaparken, yani tartışırken asla bel altı cümleler kurmamak. Ya da rencide edici ya da kalbindeki duyguyu gerçekten inciltecek şeyler söylememek. Buna istemiyorum ben mesela. Bu kadar. Ağzımdan bunları diyebilirim. Anda... Cümlelerimi yutmuyorum. Evet tabii ki kendini savunacaksın ama ne derler, daha etik. Evet, aynı şeyi düşünüyorum. O anda çıktı. Evet, çünkü artık doldum. Kalp nerede, o nerede, bu nerede, senin duygun yok. Tamam, sen nerede? Şöylesin, i̇şte sen böylesin, sen mimiksizsin falan şimdi, filan. Artık hani yeter oldu, anladın mı? Yani evet, tartışma o noktaya geldi. Benim de ağzımdan çıktı ve anında dedim ki evet, atlamak değil, atılmak. Hani kollarına atılmak. Peki, anladın mı? Düzelttim zaten. Peki bebeğim, neden kalbin nerede olduğunu fark etmedim. Ve bütün gün o kalbi ben aradım. Ya ev girdiğimde talan olmuştu zaten. Peki ben eve girdiğimde bir soru sordum. Ben arabamı bile görmedim ki ilk girdiğimde. Sürekli gözümde kalbe bakmıyor ki. Evi toplarken senin için önemli olan ne? O evde dağıldığında ona bakarsın. Ya tabii ki eşyalarım ama ben fotoğrafımı bile görmedim. Ben oradaki manevi bir şeyin kaybolmasına takılmıyorum. Evi toparlarken bir cümle sordum ortaya. Değerli bir şeyleri kaybolan insanlar var mı? Evet, ısrarla sordum. Israrla hatta. Sormamın nedeni de aslında kendimi küçültmek oldu ya. Sormasaydım keşke ısrarla. Israrla sordum. Ve Sevgi Can'la ikimiz fark onlar ettik. Onlar da işte senin aldığını ve bunu bilerek yaptığını, senin evet, benim kalbi, sevgimi kalbi, ölçtüğünü kalbi, söylediler. Kalbi ben aldım. Kalbi dinler ben misin? Aldım. Bir tanem kalbi ben aldım. Senin sevgini ölçmek için almadım. İşte kalbin, öyle söyledikleri için delirdim. O kalbin üzerinde bir sürpriz yapmak için aldım o kalbi. Adnan sormuştu hatta, "Vaa yakın sen almışsın kalbi." de. Evet kardeşim, o kalple bir sürpriz yapmak istiyorum. Çünkü bütün işte. Evi aradım. Tamam. Ama yine de ne olursa olsun lütfen senden rica ediyorum. Kendini savun derken ben bunu kastetmedim. Ne olur yapma. Sana yakışmaz. Yapma. Tamam, ben ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama dediğim gibi oldu. Kalp nerede, o nerede, bu nerede? Senin sevgini ölçüyor. Hala sevginden şüphesin var deyince ben de artık hani anladın mı? Bütün hani yeter gün kalbi seninle birlikte aradım akın kırılmasın diye. Her yere baktım, görüntülerde de var. Hatta ya sen oturuyordun, ben kalbi arıyordum, doğru evet, mu? Evet ama sonrasında başka sonrasında bir noktaya geldi, dedim ki, baktım. Hayatım, akın senin dikkatini ölçmüyor. Sadece anıları hatırlıyor musun acaba gibisine... Bir ya, görmek istemişti. Sevgini ölçmeye geldi. Ama bak senin işte konuda zaten ben böyle bir şey söylemedim. Hani acaba o da yine mi dikkat etmeyecek? O kötü gün mü dalgındı? Düşünmüyorum. Akına sormak. Acaba o gün de dalgındı da bugün mü fark etmedi diye. İşte soru var. Yani sevgisini ölçüyor, yorum dikkatini ölçmüyor. Ama hala diyor ki akın benim dikkatimi benim ölçüyor. Sevgimden şüphesi yok. Biz de senin sevgimi dikkatini ölçtüğünü ölçmüyoruz. Düşünmüyorum. Ya söylendi işte hani ben sevgini mi ölçüyor falan dendi. Ben dedim söylemedim. Ki böyle bir şey yaptıysa dikkat edecek miyim? Buna bakmıştır hayır, dedim. Hayır, böyle yani. Bir şey söylemedim akın ben. Bence Tuğçe'ye sen ne yap, onun ne yapması gerektiğini söylemene gerek yok. Gayet neyi nasıl yapması gerektiğini biliyor ama sadece işine geldiğinde işine geldiği ben gibi. Ben ona ne yapmasını gerektiğini söylemiyorum. Zaten böyle bir şey söylemiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Benim hoşuma gitmeyen, beni üzecek şeyi ona şu an iletiyorum. Asla ona ne yapması gerektiğini söylemiyorum. Zaten öyle olsa emin ol benim çıkışlarım olmaz. Benim dediğim gibi olsaydı zaten ya da yapacağını söyleseydim. Ben böyle sinirlenip kendimi işte değişik duygularda göstermezdim insanlara. Yağmur, dün diyordunuz ya aynı şekilde Didem. Tuğçe'de farklılığı gördük. Şu son 20 dakikada bize kanıtladı. Neydi onlar? Dün söylemek isteyip de bugüne söyleyeceğiniz, sakladığınız sorunlar. Ya bir anda bir atak yaptı bir sohbet ederken. Ben diyorum ya yüksek sesle konuşuyorum diye. Bu kavga değil tabii ki de benim için. Sonuçta karşımda bir hemcins arkadaşım var. Bir de öncesinde işte bağırarak konuşuyorsun, hani yüksek sesle konuşuyorsunu bildiğim için dedim ki geleneksel olarak farklı bir dille, lisanla büyüdüm ben. Bizim lisanımız da biraz yüksek volümle çıkıyor. Tamam, çok böyle ben de kibar, bu mu yani dedim. Olunmuyor. Belli sana hani nasıl öğret gibi sonra ben dedim hayır, ki evet ailemde hatta ben öğrettikleri ağzından da öyle bir şey çıkmadı. Ben herkes izlesin. Aile arkası yok. Bu tamam. Mu bu mu dedim. Tamam. Tarzın bu mu dedim. Sadece ve sadece hayatım, ben o konulara hiç girmem. Çok yanlış ben bir yere giriyorsun. Sesle konuşamıyorum. Sen nasıl yumuşak tonla konuşuyorsun? Şu an konuşuyorsun işte bal gibi konuşuyorsun. Bal gibi şarkı sen de bal gibi bağırıyorsun. Allah'ım ya. Sen de bal gibi bağırıyorsun o zaman.
Gerekirse İnsan, evet. Bak, bazı, ama gerekirse hayatım, sadece. Bazı ortamlarda her zaman değil, asla ses tonu değil. Her insanın farklılaşır. Değil mi? Özel bir makama gidersin, farklı konuşursun. Bir tartışma anında herkesin sesi yükselir. Gerekirse hep yükselir sabit, benim sadece. Sen hep sabit konuşuyorsun ama doğal ortamlar, insanlar sürekli sabit ben konuşamazlar. Ben daha önce de söyledim. Gerektiğinde ben herkese gerekli cevabı çok iyi veririm dedim. Gerektiğinde yükselebilirim Seda Hanım. Ama gerekmesin isterim. Böyle şeylere girmek istemem. Tartışma olsun İlişkisi istemem. Konusunda sadece çok, aşkımı yaşamak istiyorum. Buradaki tek isteğim bu. En ama çok. Gerekiyorsa da bu kadar da altta kalmam yani. Yeter çünkü. Peki, bu kadar duygun söyle, yok, mimin yok, kalbin nerede, önem vermiyorsun, hediyeye gitmiyorsun bilmem ne. Yeter artık yani. İçerisinde ilişki konusunda sana destek olanlardan biri değil miyim ben? Doğru söyle. Ya destek olurken de hiç bir taraftan köstek bir olma hayır. duygusu var bu evde gerçekten. Yok, bir destek, şey. İki köstek. Hayır, bir hayatım, destek, böyle iki bir köstek. Şey yok. Yani. İyi söyleyince niye dün iyi, kötü seni söyleyince aynı şekilde kötü. Eleştiriyorlardı ya, arkadaşların da eleştiriyordu. İki güzel cümleyle başlayıp arkasından hop evet. sert öyle. Yerleştirir Ama diye. Bunu kabul ediyorum. E o da onu diyor. Bir destek, iki köstek. Bu yani. Bunu kabul ediyorum. Ama ben kösteysen o kelimeyi kullandıktan sonra... Sesim Ama ben sana... onu hemen düzelttim. Onun dışında bir hatam yok. Ama onun dışında sen Peki, sevmiyorsun, etmiyorsun demedim aynı ki. Aynı konuya dönmeyelim habire. Şimdi Sevgi Can'dan İnciler devam ediyor. Yine mi? Merak ediyor muyuz? Güzel ve eğlenceli görüntüler bunlar. Bakalım bu kez ne yapmış? Aman da aman. Ablanın Mesela... istediği profil. Sadece bununla da yetinir mi? Hayır. Gibi aslında tamam. olan. Bir dakika. Ama ben istediği şeyin ne olduğunu biliyorum. İki şartlar mı? Bir dakika. Bu yetmez. Aynı zamanda yemek yapmalı. Tabii yapacağım. Aynı zamanda hizmet etmeli. Hemen böyle çocuğu sustururken aynı zamanda bir kuru fasulye pilav. Onda efendime şey söyleyeyim. Aynı anda üç şey yapacağım. Bir karnıyarık. Tabii. Aynı zamanda ilgisini de gösterecek. Ama o arada çocukla mı ilgilensin, adamla mı acaba? Hem onunla ilgileneceğim hem onunla böyle. Her şey yetecek, dur, her şeye. Dur. Karnımda da bir bebek. Sırtında. Adnan! Adnan! Bir yardım et! Açılabilir. Sen mesela herhangi bir erkeksin. Kız arkadaş üstüne ceket atabilir. Böyle şeyler sıkıntı değil değil mi? Tankut Sen mesela için. Bir erkeksin, tamam mı? Ben de Tankut'un adayıyım diyelim. Orada Tankut oturuyor. Ben geldim erkekler evine. Orada Tankut otururken ben geliyorum. Mustafa. Nasılsın Mustafa'cığım? Ay canım. İyiyim, iyiyim canım. Ay ne zamandır görüşemedik ya. Oy, sen nasılsın? Kurban olur. Hayatım iyi misin? Nasıl bir sorunun derdin, sıkıntın varsa... Ben de, Merhaba ben abi. De abi. Tankut'un hayatım. Bir sorunun, sıkıntın varsa konuşalım. Bu tarz şeyler Tankut'un çok biz bir şey konuşuyoruz da. Altu beyefendiyi fazla tanımıyoruz ama gözlemlerimize göre hizmet etmeyi seven bayanlardan hoşlanıyor kendisi. Çünkü Farima'ya ilk kırmızı odaya çağırma Doğru. sebebi hizmetkar demesinden rahatsız olacağını düşünerekti. Akın nasıl bir gelin adayı ister hayatında? Nasıl ister? Hadi Tabii bakalım. Ki de Tuğçe'yi ister size. Ama Tuğçe'de eksik gördüğü yanlar nelerdir? Yani genelde ağzı olsun dili olmasın derler ama Akın hem ağzı olsun hem de dili olsun istiyor. Bu Kemal çok iyi bir oyuncu istiyor. Karşılıklı skeçler yapabileceği, eğlenebileceği, aynı zamanda görüşleri değişmeyeceği bir aday istiyor. Çünkü Kemal arkadaşımız aslında modern olduğunu iddia etse de o kadar sabit fikirlidir ki Tankut damat adayımızın geniş fikirleriyle sürekli çatışma içerisindedir. İlkay ile ilgili benim bir fikrim İlkay, yok. Ama neden biliyor musun? Karşısına tire çek. Çünkü ne istediğini biliyor musun? Ben şahsen bilmiyorum. Aa, ilk geldiğinde ne demişti? Uluslararası bir gelin adayı Vallahi istiyor. Vallahi son sevgilisi Brezilyalıymış. Samba Şimdi falan ki... yapın belki olur. Onu ben yapamayacağım. La 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 la. Samba Ulus. Falan yapın yani. Ulus ne? Uluslararası Hadi, bir gelin adayı. Gözde. Onur nasıl bir gelin adayı ister? Eğlenceli insanları seviyor Onur. Eğlenceli. Ya sıradan başlayacağım, baştan başlayacağım. Sadece eğlenceli istiyorum. Şimdi Adnan, nasıl Efendim? Profil? Uydu mu? Bence çok harika. Biz hiç öyle düşünmedik Adnan. Yo, Yo hayatım, bayıldım. Bence çok mükemmel bir profil. Menü uydu mu? Kuru fasulye pilav, bir de karnıyarık Kapalı sana. Kapalı da bir kıyafet Seda Hanım. Bir kıyafeti de bebe yakalım maşallah. Çocuk buraya kadar kıyafet. Önlüklü ya. Falan. Tarhana karıştırıyorum. Tabii. Bu. Ha, istediği bu. Vallahi... Uydu mu? O zaman can kurban sana hayatım. Adam uydu diyor. Aşk olsun. Yok değil mi burada ben bir eksik, bir yanlış?
Doğru çözmüşler. Karında bir tane, sırtta bir tane, kucakta bir tane. Vallahi tam doğru çözmüşler. İsterim yani. Gerçekten de öyle olmasını isterim. Ama ki o arada bir de ilgi... Didem'in öyle olacağını bildiğim için zaten Didem'i istemişim. Wow. Peki bir de arada ilgi ister misin kadının o kadar işi varken? O da doğru mu? Arada değil, hep isterim. Üç tane çocukla, bir de onunla, bir de Tarhana'yla. Vay be, ben neymişim. Kurma suyla pilav ve karnıyarıktı benim. O onu da var, unutma. Evet, o da var. Geçmiş ben olsun bana. Ben sen bunları yapabileceğini bildiğim için zaten sana aşık oldum hayatım. Çok nasıl bak? Böyle de gazı, böyle de gazı veriyor. Ya, böyle de. Yapmam da de bakalım kolaysa şimdi. İşte öyle bir yerden giriyor ki hadi de bakalım diyebilirsin. Bir de Gamze yap bakalım üzerine. Yap bakalım. Diyecek bir şey kalmadı artık. Neden bitti yani. Ama güzel olmuş. Adnan'ın gelin adayı mı? Bir de şey yapıyor ya sevgili. Gerçeği de bu. Gerçeği ne, farklılıkları ne sence? Yani Didem şimdilik benim çizdiğim profil pozisyonunda değil. Bakalım. Ama Adnan'ın Didem'den böyle bir profil görmek istiyor diyorum. Peki, yalnız o esnada fark ettin mi sevgili canım? Baştan aşağı kadar kapalıydı zaten. Evet, onlar tabii özellikle canım, giydi. Bebe yakalı önlüklü öyle elbise giymişti yerlere kadar bize. Zamanında Junior Ado kucağındayken kucağından da düşmüyordu. Bunu da altını çizerim. Peki o kadar becerikli olabilir mi sence? Aynı anda 3 tane zor yemeği yapacak kadar. Evde ya, pek görmedik de. Yo, ben yapabileceğine inanıyorum. Bunu da nereden gördüm? Sevgili Fazilet annemizi gördüğümde gördüm. En kötü annene yaptırırsın kız. Yok, o gün annesini gördüğümde ben zaten kendisine şunu söyledim. Siz böyleyseniz ben o zaman Didem'den eminim. Çünkü her zaman şunu söylerim. Bir kadın her zaman annesini yansıtır. Anasına bak, kızını al, evet, kenarına ben, bak, bezini al. Ben hep onun arkasındayım. Yani annesi biraz daha sert, kız yumuşak, böyle bir dünya yok. Evet, annesi ne kadar ılımlı ve değil mi? Ne kadar yumuşak, ne kadar anlayışlı. O kadar da sert. Pamuk gibidir. O sert kısmını ben hiç görmedim. Bu eve geldiğinde pamuk gibiydi. Hatta Didem'e niye o kadar çekmedin dedi. Çocuklarına karşı baskınlığı her zaman annenin varmış. Kendisi de söylemişti bunu. Bizim evde annemdir sözü geçen. Bizde annedir. Babam hep şey der, son sözü babam söyler, tamam hanım. O da tamam hanım. O da öyle diyor. Her zaman benim lafımdır ya, son sözü bir evde erkek söyleyecek. O da peki hanım. Ama tamam bunca hanım. Yıl çekti çevirdi. Tabii ne kadar evet. Lazım emrin olur. Sen o güzel kafanı yormada diğer sevdiğim 3 tane cümledir. Siz de bunları bekleyin çocuklar. Evet. Eşinizin size söylemesi gerekli 3 cümle şudur. Tabii ne kadar lazım. Emrin olur, sen o güzel kafanı yorma. Bunları diyorsun, alın adamı gidin. Seda Hanım. Hacanım, öğretiyorum. Şey var, zeki kadın zaten erkeği elinde tutmasını bilen kadındır. Her zaman zeki kadın bütün erkekleri kaçıran kadındır, ben sana söyleyeyim mi? Yok, ben tam tersini düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Ben çünkü Didem'in çok zeki olduğunu biliyorum. İnşallah sizin de en mutlu sona gideceğinize inanıyorum. Ve hak ettiğinize de inanıyorum. Amin. Tuğçe'ye dönelim. Tuğçe'nin annesi... Şu laftan çıkarak dönüyorum Tuğçe'ye. Şen şakrak, annesi bir kızın göstergesi, annesinin aynısı olur falan diye konuştuk ya. Evet. Tuğçe'nin annesi geldi, benziyor mu? Benziyor. Pek benzemiyor açıkçası. Yok. Benzemiyor. Yok. Yok, pek. Bu çok dışa dönük, çok. Bana göre. Annesi, sevgili, kendisini de ellerinden öpüyoruz. Kendisi çok içinden geleni direkt dışına evet. Söyleyen bir insan. Ben yani şuna inanıyorum. Yarın öbür gün Akın burada Tuğçe'ye karşı bir hata işlediğinde burada çatır çatır Akın'ı laflarına söyleyebilecek bir insan. Evet, Tuğçe'ye nazaran net bir insan ve ben Tuğçe'nin de aslında net bir insan olduğunu fakat biraz daha kendini sıktığını yakında tamamen artık çözüleceğini. Ama şöyle yani. Annesi de söyledi. Biz tartışırken Tuğçe ile Tuğçe bazen o kadar sessiz ki ben çıldırıyorum artık. Dedi. Evde de öyle miymiş? İşte öyle dedi aynı. Hayır, sizi evde izlerken mi? Cevaplar verdiğini belirtmişti aslında Tuğçe. Evde daha mı netmiş? Konuşuyor. Yok, çok konuşkan. Annemle tartışırız dedi. Birlikte bir çok anneyle tartışmalarımız olur gerçekten. Anlaşamadığımız noktalar. Örneklendirmiştim hatta burada. Olmayan telefon kız açmadığında falan böyle çıldırır. Ben de cevap verebileceğini söyledi. Tabii tabii. Yani annesiyle tartışmayan kız yoktur. Biz çok severiz birbirimizi. Arkadaş gibiyizdir. Günde 3 tartışmamız lazımdır. Her telefon konuşmasın. 10 dakikasının 3'ü tartışma. İşte 5'i gıybet, 2'si muhabbet olarak devam eder. Peki. Devam edelim o zaman Tuğçe'nin adayı Akın'la. Akın. Seni çözmüşler mi? Böyle şimdi, olsun ama dillisi de olsun. Sevgi Can ve Gözde, canım arkadaşlarım, şöyle demişsiniz. Bir erkek ağzı var dili yok ister. Şimdi o erkek ağzı var dili yok kadını ezen,
Bunu da erkeklik gören erkektir. Ben ağzı var, dili var, kadın isterim. Ama çünkü Akın da ağzı var, dili var istiyor diyoruz. Öyle dediler, öyle tamam, dediler. Ben açıklıyorum zaten. Öyle bir erkek değilim. Allah'a şükür ağzı var, dili var bir kadın isterim. Evet. Dili olmayanı isteyen de onu erkeklik olarak görür. Kadını ezmek iyi bir şey değildir yani. Peki diğer damat adayları Onur? Eğlenceli kadın mı seviyorsun? Vallahi beni çözmüşler. Ben sadece eğlence istiyorum hayatımda zaten. Başka bir şey yok. Bir palyaço ile evlendirelim seni. Yani ben eğlenceli kadınları severim evet. Yani biraz hani normalde ağır bir adam olduğum için karşımda eğlenceli birisini gördüğüm zaman ona ayak uydurabiliyorum. Ama tabii ki başka kriterlerim de var yani. Ya Sedan çok fazla hani bir ilişkide ne aradığını bilmediğimiz için onu zaten hani çok fazla üstünde durmadık. Hani öyle isterdi diyeydim. Eğlenceli kadın severdi. Beni birazcık daha analiz edin o zaman. Gerisini şey yapamadık yani getiremedik. Sonra ne etsin? Nasıl ya? Ama eğlenceli kadın sevmek ya demek Seda ki belirgin Hanım, olmuş. Seda Hanım bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki beni birazcık daha analiz edin diyorum. Nasıl yani diyor Adnan. Sana ne Adnan? Etsinler beni analiz. Burada cesaretlendiren Adnan abi hadi bak sen daha bekarsın. Çocuklar birincilik bak, için geldiğinizde masaya yatıralım yani? Onur'u. Analiz mi? Analiz edelim. Masaya yatsın şu masa uzun. Adnan. Adnan bir şey söyleyeceğim. Eğlenceli kadın istemek de önemli bir özellik. Her erkek eğlenceli kadın sevmez çünkü kaldıramaz. Masayı güldüren, enerjisiyle orayı yükselten kadın, oraya da dikkat çeken kadındır çünkü. Her erkek bunu istemez. Bu tespit önemli bir tespit. Akın böyle bir kadından rahatsızlık duymazsın herhalde. Ay Akın diyorum, özür diliyorum. Onur, böyle bir kadından rahatsızlık duymazsın herhalde. Ben kesinlikle duymam. Zaten her erkek sevmez çünkü. Yok ben seviyorum. Yani ayak uydurmayı da seviyorum ama tabii ki yerinde, sakin, usturuplu. Yani böyle Sedan hani çok abartmadan bazı anlamadım şeyleri. O kadar da eğlenceli şey sevmiyormuş. Dedi ki eğlenceli kadın ortamı güldürür, şen şakrak eder ve en çok dikkati o kadın çeker. Bundan rahatsız olur peki musun? Peki benim daha önce yaşamış olduğum ilişki nasıldı sence? Onu kapattım. Olur. Tamam ve zaten hani profil olarak baktığınızda zaten öyleydi. İşte tamam onlar da eğlenceli kadın diye o profilden yola çıkıyor. Bildikleri başka yani bir şey aynen. Yok ki. Didem de zaten hani tanıdığı için çok kolay bir şekilde söylemiş. Teşekkür ediyorum öyle yani. Ya çok da sayamadım şimdi kriter. Ben insanlar hani daha biz eskidik evde ama seni daha tanımadıkları için. Evet evet. Benim yok, bunları yok söylemem. Ben Latife şey yapıyorum ama yani hani onlar görürler yavaş yavaş. Kriterler de var yani analiz evet, etmeleri lazım. Tamam. Görürler ve hissederler. Doğru masaya yatıracağız biz Onur geldiğinde. Tankut'a geçelim çok bir acayipti. Şimdi ne anlatılmaya çalıştığını ben şöyle mi anladım? Başka bir adaya gelen kadın sohbete ve ilgiye ve anlayışa ihtiyaç olduğu zaman manca Tankut'a yönelir. Hayır, ve Tankut. Seda Hanım, orada ben diyorum ki aslında şunu söylemek istiyorum. Tankut o kadar anlayışlı ve hepsi kendisi de söylüyor ya geniş bakış açılı ki hani o oradayken başka birinin derdini dinlemesi bile onu rahatsız etmeyecektir. Bunu söylemek istiyorum. Aynen, o da dert dinliyor. Gel yavrum gel falan. Onlar o da dert onun artık oluyor tavrı yani. Seda, o Tankut'un tavrı mı gel yavrum? Hayır hayır. O evet, işte değil o. Yanına Mustafa'nın. Mustafa mıydı? Sen ha ben başka bir adaydım. Ne bileyim sen kim biliyorsun? Tankut o sırada izleyici Tankut bu duruma. Tankut değiliz ama biz. Yani ne Sevgican ne ben Tankut değiliz. Ne diyeceksin Tankut? Seni bayağı bir değişik analiz etmişler. Bir de şunu da söyleyeyim abi. Tahtada gördüm. Cool yazmışlar. Parantez içinde geniş görüşlü yazmışlar. Seda Hanım tek dinleyenini bekliyorum ben sonuçta. Çok efendim Tankut'cum? İçim dışım bir. Evet ben bugün onu söyledim zaten. Ben rahatsızlık bilmiyorum. İlkay'ı çözememişiz. Konuşmadığımdandır. Peki. O zaman şöyle bağlıyorum durumu. İlkay uluslararası seviyormuş. Geldiğinde öyle samba gerekiyormuş ya. Yok samba gerekmiyor. Bilmiyorum ama belki bu konuyla ilgili bir sürprizimiz olabilir. Nasıl yani? Olabilir. Olur. Her şey olur. Sambacılar mı gelecek? Sedan, Didem kızar. Ben gelemem o tarafa. Sen niye şu an böyle bir tepki veriyorsun Adnan? Aşkım ben zaten gelemem o tarafa var dedim farkındaysan. Onca sen adamın içinde gel, sana ne geçirelim sambacıda? Buraya gel buraya geçirelim. Burada geçirelim. Buraya geçirelim. Didem böyle bir şeye kızar mı? Didem kıskanç bir kadın mı? Oldu Adnan sambacılarla. Samba yapacak. Ben de aferin hayatım. Haydi yavrum haydi diyeceğim. Sen de yapabilirsin. Sen de bence en az oryantal kadar da hoş bir dans. Kızı oryantal yaptırmayıp samba yaparken görürsem seni bilmiyorum Adnan. Adnan'ın gözünü kapatayım alkışlayabilir sorun yok. Peki
bir sürprizimiz olabilir diyerek bütün beyleri bizim eve davet ediyorum. Haftanın birincilerini, beşer bin liranın sahibini ve ödüle gidenleri açıklayacağım. Yarın finalde elenmeyecek olanlar belli oluyor efendim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yarın finalde biliyorsunuz 7 damat adayı şimdilik burada. 8. damat adayımız Ünal. Yarın Ünal'ın raporunun süresi doluyor. Finalde aramızda oluyor. Ve inşallah güzel bir final yaşarız diyorum. Hadi gelin beyler, işimiz var. Maşallah. Selamünaleyküm. Ayakkabı, ceket, uyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Sağ olun Seda Hanım. Evet, sayıca fazla olduğunuz için. Oo, bu ne zarafet. Tanıştık. Ha, yeni tanıştınız. Bundan sonra böyle. Geçen o kuralları izledikten sonra biz damatlar evi olarak artık kibarlaşma kararı aldık hepimiz. İnşallah uzun sürer. Yani eğer bir isteğiniz arzunuz varsa biz damatlar evinden şu anda gerçekleştirebiliriz Seda Hanım. Biz böyleyiz. Zaten hepsi çok zarifler bugün değil mi? Dikkat mal burada. Yani. Güzel bugün giyinmişler. Böyle ayak konuşuyorlardı duydun mu? Çok güzel olmuşsun hayatım. Dün biz böyleyiz. Allah Allah. Hadi işinize geliyorsa diyen adam bugün ne olmuş? Kim? Ben öyle bir şey dedim mi beyler lütfen? Kayıtlara geçti. İstirham ederek söylüyorum sevgili arkadaşlar. Ben öyle bir şey dedim. Çok teşekkür ederim. Ay ne kadar tatlı oldu Adnan böyle. Bayıldım. Bir an başında böyle ışıklar görüyorum Adnan. Sadece benim centilmenliğim değil. Peki. Sevgili diğer bekar arkadaşlarımız gerçekten olsun. Gerçekten bu doğruysa. Vallahi çok mutlu olurum. Çünkü bundan sonra bildiğin ayırımcıyım. Evet. Üstelik de kadınlara ayırıyorum. Niye ben de kadınım? Biz de bundan sonra kadınlara oynama şey, çok özür dilerim. Kadınların yanında olma kararı aldık. İnşallah. Öyle davranacağız. İnşallah. Peki efendim bu güzel sözden sonra, bu güzel sözden sonra bir değişiklik yapayım. Kızlardan kim olmuştur, erkeklerden kim olmuştur demeyeyim. Herkes çiftini söylüyor. Kendi evinizi sorayım. İlk ay sizin evden kim çıkar birinci? Halk oylamasıyla ama. Bence Akın çıkar. Neden? İlişkisine, sevgisine, duygusuna, her şeyiyle, bütün tutumuyla sahip çıktığı için ve yani yüreğiyle sevgisini belli ettiği için, bize de her konuda res çektiği için. Maşallah. Akın diyorum. Akın diyorsun. Sen ne diyorsun Tankut? Onur. Niye? Çünkü... zor bir hafta oldu. Çok zor bir hafta oldu ve kendi isteğiyle, babasının da desteğiyle yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini hepimize gösterdi bir bakıma. Çünkü açık buna. Bence halk tarafından da destekleyeceğine inanıyorum. Kemal ne dersin? Ben de aynı şekilde Onur diyorum. Kendi duruşunu bozmadan, karşı taraftaki insanı da düşünerekten, duygularını silmeden, yavaş yavaş kendini tedavi ederekten yeni bir hayata hazırladığı için. Evet, duygularını silmedi ve hazırdı da, yardıma da hazırdı sonuna kadar. Onun da altını çizmiştik burada birinci olduğunda. Altı en yenimiz sensin ama bir haftada yeni böyle dışarıdan bakış da çok önemli. Sizin evden kim çıkar bu hafta? Ben de Onur diyorum. Yani yaşadığı şeyler hiç de kolay değil. Değil. Çok büyük bir aşktan çıktı ve maalesef çok acı çekti. Evet. Ama güçlü duruyor ayakta. Bence Onur olmuştur. Peki. Kızlara dönelim. Tuğçe, sizin ev için konuşalım. Kimin adını verebilirsin birinci çıkmıştır diye? Valla içimden geleni söylüyorum. Didem geçti içimden. Bilemiyorum Seda'nın. Didem dedi. Farime'ye sorayım. Gözde olabilir. Niye? Yaşadığı şeyler çok normal şeyler değildi. Ne gibi? Ünal'la yaşadıkları. Finalde ve... Evet ve cesaretinden ötürü kusuyorum. Onur'un adını da verdi. O yüzden bence Gözde olmuştur yani. Ne dersin Gözde? Bence Didem olmuştur senin. Didem ve Gözde dışında fikri olan? Didem. Sen ne diyorsun Sevgican? Gözde olmuştur bence de. Aynıymış fikirler. Peki efendim sizlerin birincisi kim oldu? Hafta boyunca kimlere en çok oy verdiniz?
Evet, yarın elenmeyecekler. 5'er bin lira alacaklar. Daha da önemlisi sizlerin onayını ve sevgisini kazanmanın o keyfiyle bir hafta daha bu evde duracaklar. Tuğçe! Ne oluyor? Ses verdim. Bak şimdi. Birinci oluyor, birinci oluşu da sakin ama. Kaldım. O yüzden ben çok inanıyorum. Seçiyordum. Yani ben birinci olsam, yani biraz ama ne de bak sokulmuyor falan. Niye şaşırdın? Bilmem, beklemiyordum Sedan'ı yani. Bunlar oy. Teker demek teker ki sayılıyor. Farkındaysanız ben de son anda öğreniyorum. Çünkü bize noterden sayım son anda maille geliyor. Şunun için çok mutlu oldum Seda Hanım. Demek ki arkadaşlar ne kadar duygun yok geçmedi dese de benim duygum geçmiş. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İşte ben ne diyorum, bu birinciliğin en güzel yanı ona hissi. Sevilmek çok hissi, onaylanmak, yani beğenilmek hissi izleyiciden size gelen. O var bir de. Çok çok sevindim şu anda gerçekten. Akın. Güzel. En az sevinen damat adayısın. Seda Hanım bir soru kim sorabilir miyim? Ben mi? Tuğçe'nin duygusu kime geçmiş onu merak ettim. İzleyiciye geçmiş herhalde. İzleyiciye diyor. İşte saygı biz önemli olan Akın'a geçmesi. Şey biz onu eleştirdik zaten. Ben bir şey gördüm. Ona geçtiğini görmüşler ki şu anda buradayım diye düşünüyorum. Mutlaka öyledir. Bir şey söyleyeceğim. Ben Akın'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela Didem'i anons ettiğimde Adnan gülüyor. Sibel seçildiği zaman Gökhan gülerdi. Böyle çok aşırı sevinirdi. Çiftlerde genelde bunu görüyorduk. Akın'da şaşkınlık ve bir tereddüt vardı. Bak halen garip garip bakıyor. Yo ben güldüm, gülümsedim, sevincimi alkışımla dile getirdim ama onun neden mutlu olmadığına anlam veremedim. Ya. Mutlu, tepkisi bu. Yok, evet tepki evet vermedi. Ben de şu an neden farkındayım yani tepki vermedi. O yüzden ben inanıyorum Tuğçe'ye. Şu an şok oldum. Hadi sana mesela yükselmiyor yani falan böyle coşmuyor diyoruz ya kıza. Ya. Haftanın birincisini al 5000 diyorum. Ha. Böyle yine sakin demek ki sadece böyle bünye bu. Hani. Bu. Yani o zaman başka bir şey deşmeye edebiliriz. Böyle insanları olduğu gibi kabul etmek de bir fazilettir. Yani bu bir deneme diye düşünün. Al sana 5000, bütün izleyiciler en fazla sana oy verdi dediğim zaman Tuğçe yine aynı tepkide. Sadece böyle kaldım yani. Sadece bu. Avra oy vermeyi de seviyor. Tuğçe niye mağdur? Düştüğü durumlar bu hafta çok güzel değildi. Kırmızı odadan sonraki ağlamalar, pozisyonlar. Sırf senin kendisini beraber olduğu damat adayının seni seviyorum dediğini diğer gelin adayları paylaştığı zaman aldığı tepki falan diye bakabiliriz. Gibime geldi. Ama ben inandıramayacağım kızım. Bir şey demiyorum yani. Ben inanıyorum ne ama. Çok ama o mutlu efendim sizlerin oyunu alarak burada bugün haftanın birincisi 5000 liranın sahibi. Yarın elenmeyecek ve bakalım evini koruyabilecek mi? Şimdi gelelim birinci damat adayımıza. O da bir hafta boyunca bizimle olacak ve en önemlisi o da tıpkı Tuğçe gibi sizlerin gözünde onaylanmış ve takdir edilmiş olmanın keyfini yaşayacak. Akın. Bak ya. Bak ya. Görüyor musunuz?
Hakkına şaşıran yok. Herkes çok mutlu. Evde tahmin etmişti zaten. Onur ve seni. Sen ne söyleyeceksin bakalım? Bir tanem adına ve kendi adıma Türk halkına gerçekten minnettarlığımı belirtiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz de sizi çok seviyoruz, emin olun. Akın'ı erkekler evinin çoğu aslında içten içe tahmin ediyordu, kralda olduğu gibi. Bize söz verilmedi. Bana söz verilseydi de Akın ve Onur diyecektim. Gerçekten de hak etti. Aşkının arkasında durdu. Hiçbir zaman aşkını satmadı. Ben iyi görüneyim de aman Tuğçe'yi gömeyim diye hiçbir şey yapmadı ve her zaman sahip çıktı. Akın, sen. Ama sen bu birinciliği hak ettin kardeşim. Yeni damat adayı, yeni gelin adayı. Gelin adayı. Hoş geldiniz. Dansı bulunca aşkı da buluyorsunuz tabii ki. Dans etmeden buldum hocam. Ama şimdi senin ama kadar boy post işte. Bende de olsa ben de bulurum. O zaman maestro müzik diyorum. De onay alıyorsanız insanlar sizi mutlu ve aşk yaşarken görmek aynen istiyor. Sağ olsunlar. Demek ki ne birbirinizi üzün ne onları. Demek ki destek aldı ilişkiniz. İkinizin seçilmesi bunun göstergesi. Ve en az bir hafta daha bunu görmek istiyorlar ekranda. İyiye gittiğini ama. Bu kadar üzüntülü geçmesin. Evet, doğru. İnşallah güzel olur. Etmezler. Çünkü bugün onların gerçekten kavga edeceği bir gün bizim grafiklere göre. İnşallah bir daha böyle bir şey olmasın. Grafiklere bugün göre. Evet, bizim evde. Bizim burada yine ince bir dokundurma. Finale bir kalan olduğu için. İnşallah böyle bir şey olmasın yani. Ben sabahtan beri adım atmazsa kavga ederler diyordum ama bu birincilikten sonra kavga edecekler. Zannetmiyorum. Ben de artık etmesin. Çünkü onaylandığı için artık hani. Bunlar dokundurmalar biliyorsunuz. Ben kudurmuştan beter olduğu için bir kavga edebilirim. Bunlar dokundurmalar efendim. Ev halkı. Final bir gün önce onların kavga edeceğine inanıyor. Böyle bir alışkanlıkları olduğunu. Neyse bu hafta gerek kalmadı değil mi böyle bir şeye? Şimdi birinci artık doğru yok. Evet. Ya doğru. Bir yine hani laf olmasın diye belki kavga edebilirim. Adet yerini bulsun hani her hafta öyle oluyor ya. Yani oradan bir sebep çok büyük bir sebep. Neyse bilmem artık ama onları baş başa yemeğe yollamıyor. Üzüldünüz mü? Anlamadım şimdi çok yoruldum. Neden diyor? Bir bildiğim var. Başka bir sürpriz var. Bir bildiğim var. Sıkıntı yok. Hepiniz bu evde kalıyorsunuz. Ama yazık ilk defa çift olarak da baş başa ne güzel gidecekler. Denk de düşmüş. Canım sağ olsun. Çift olarak yapabileceğiniz belki başka bir aktivite olur. Bu hafta çok böyle hareketli geçti ya bu evde. O hareketin devamı gelebilir. Allah Allah. Aynen inşallah. Tabii güzel geçer umarım. Jimnastikte girdiniz, pilateste çıktınız. Şimdi olabilir. Bir okçuluk, yaycılık kaldı yani. Bakacağız ne olacak. Tebrik ediyorum ikinizi de. Teşekkür ederim Selam. Hadi bakalım sizi ne sürprizler bekliyor. Buyurun gelin. Son bir duyuruyla ben de müsaadenizi isteyeceğim evi size bırakacağım her final öncesi olduğu gibi. Ünal raporunu ulaştırdı. Raporu yarın sona eriyor. Finalde aramızda. Bu da iyi bir haber. Çok şükür sağlıklı bir şekilde bir hafta sonra aramızda finalde göreceğiz. Çünkü finalde rahatsızlanıp gitmişti. Yarın çok zor bir gün. Elenmeyecek isimler Akın ve Tuğçe 5'er bin liranın da sahipleri aynı zamanda. Evlerini koruyabilecekler mi efendim? O yarınki sürpriz kutumuzda biliyorsunuz. Küçük kutumuzdan çıkacak kararda. Hayırlı olsun. Yarın bu saatlerde aramızda kimler olur olmaz. Ne terler döküyor oluruz bilmiyorum ama bugünün tadını çıkarın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bugün haftanın birinci gelin ve damat adayı açıklandı. Gerçekten kendimi hiç beklemiyordum. Hatta böyle kaldım. Ama yine buna rağmen tepki vermediğimi söylediler. Burada bir şaşkınlık ifadem vardı. Arkadaşlar söyleyeceğini söyledi, ben de söyleyeceğimi söyledim. Demek ki dedim halka geçmiş ki bu duygu. Demek ki izleyenler o sevgiyi, aşkı görmüşler ki bizi seçmişler. Bunun için çok mutluyum. Ama bundan sonrası için böyle bir kukla falan düşünüyorum. Ben tepki veremediğimde o versin diye düşünüyorum. Bu hafta da gelin ve damat adaylarımız açıklandı. Nedense ben bu hafta çok şaşırdım gelin ve damat adayımızın Tuğçe ve Akın olmasına. Ha şunu söyleyeyim, Akın hak etti mi? Evet hak etti. O gözyaşları hak etti öncelikle. Çünkü gerçekten Tuğçe'ye karşı duyguları var. Tuğçe neden birinci oldu diye düşünürsem bir sebep bulamıyorum. Mağdur mu? Bence bu evde çok daha mağdur olanlar vardı. Duygularını ifade edemediği için mi? Olmayan duyguları ifade etme zorunluluğu sıkıntısı çekti. Bu yüzden olabilir. Ya da anlamıyorum bu işi artık ya. Sürpriz yumurta abi. Evet. Ne biçimmiş abicim? Hani yemek demek olacak. Ya bu kıyafetler öyle. Spor yapılmaz yani. Ne oldu geçen ya? Geçen kaldığımız yerden devam. Hayır, spor yapıyor. Hani ya kim daha fazla duracak?
Yok böyle şey anlamadım yine. Belki sanatçı gelir yine geçenki gibi. Yeni damat da belli, yeni... Gelin adayı. Gelin adayı. Merhabalar. Hoş merhabalar. Merhabalar. Siz kimsiniz? Niye alkışlıyorsunuz? Niye alkışlıyorsunuz? Yeni yarışmacılar değiliz, el ele gelmezdik öyle olsa. Ben de şaşırdım öyle, ne oluyoruz yani? Arkadaşlar, Kerem Öksüz benim isim. Çift olarak geldik, acaba burada duruyoruz. Elena ile beraber bugün size tango öğretmek için buradayız. Wow, tango. Evet. Bir parça sizin için dans edeceğiz. Basit olacak, basit öğeler içerecek. Ondan sonra dansımızın içindeki basit hareketleri hep beraber çalışacağız. İnşallah bugün size en azından tangodan belli adımları öğretmiş olacağız. Süper. En isteyip de yapamadığım danstır. Benim de çok özendiğim. Çünkü, çünkü öğrenmek dans lazım. Derler ya tango aşkında. Zaman, zaman lazım. Aşk var da zaman yok. Yani öğrenilmesi gereken bir dans. Zaman aslında yaratılıyor. Tabii ki iş yoğunluğu, insan hayatında devamlı bir koşturma içindeyiz ama... Bir şekilde vakit ayırıyorsunuz, dansı bulunca aşkı da buluyorsunuz tabii ki. Aynen. Yoksa her partnerimi bu şekil getirmiyorum. Valla ben dans etmeden buldum hocam. Ama şimdi senin ama kadar boy post işte. Bende de olsa ben de bulurum. Hocam zaten... ben dans etsem de bulamayacağım. Arkadaşlar ben buraya geldim. Dedim ki yani biz nasıl dans edeceğiz ama Allah'tan artık kamera açılarıyla falan benim boyumu uzun gösterecek. Tabii tabii bizim yönetmenimiz halleder onu. Hazır mıyız? Kendi de mesela hazır göbekli mıyız? Ama yok edebiliyor. O tarz şeyleri yapabiliyor. Abi böyle görmedin bizi televizyonda fit ne kadar fit duruyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Değil bir mi? De şu haline bakın. İğneli. İğneli görüntü. İğneli görüntü. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Buyurun. O zaman var. Biz de heyecanlıyız. Siz de böyle biraz yer açalım değil mi? Yer açalım. Evet. Hazır mısınız? Harika. Hocam öyle diyoruz. Hocam ben böyle dans etsem o kadın alır evlenir gidene gelmiş. Ben Gözde'yle dans etmek istiyorum. Ben dans etmek. Çünkü abim. Bu dans abi kimle dans edersen bu yanlış evet. Anlaşılır. Evet. O yüzden. O yüzden ben garantiyi alayım işimi. Öyle olsun. Tamam. O zaman arkadaşlar. Öyle olsun. Önce ikinizi böyle alayım. Aynen. Sonra Yağmur. Normal dans edemiyorsun. Hocam ben mazur görün beni. Ben gerçekten. Evet evet. O zaman Kemal. Ben takılıp düşerim hocam bunu yapar. Gel yok ya, Kemal gel oğlum bekarsın. Yok ama siz böyle yaparsınız sonra bizim öğrencilerimiz kursa gelmez vallahi. Resmi satın
Hocam, hocam bak, bu taraf mazur diyor. Hayır, bu taraf değil. Ben sadece mazur görüyorum. Arkadaşlar şimdi hep beraber partnerlerimizle çok basit bir hareketle başlıyoruz ama hareket dolu dolu yani. Böyle bir şov hissiyatı olacak. Aldık. Ya, şov sağ elim. Gördüğünüz gibi belle kürek kemiği arasında. Şuraya bir yere koydum. Aynen avucumun içini buraya koydum. Sol elim. Kızın çenesiyle omzu hizasında bir yere geliyor. Evet. Aşkım sana okay. Yüzüne geliyor. Sağ el belde sol el açık olan. Hemen. Ters mi yapmış? Dırıt dırıt. Evet aynen. Okey. Şimdi kızlar avucun içine az bir şeye böyle bir enerji veriyorsunuz. Hafif bir bastırın. Enerji. Evet. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey. Bir, iki. Hazır bir daha. Aynı anda biraz. Durdum böyle. Şimdi bir kuvvet var. Sizi buradan yukarı doğru çekiyormuş gibi dik durmaya çalışın. Tamam. Şimdi başlıyorum. Aldım partnerimi. Bir. Yapsana bir. Ki. Dur dur. Harika. Bir daha. Bir daha. Ayağa bakma bana bak. Bir dinle. Siz de bu tarafa alın. Erkekler benim tarafıma geçsin. Aynen. Kızlar o tarafa dönsün. Hazır. Üç. İki. Bir. Sıfır. Bir. İki. Üç. Tamam mı? Bir daha yapalım. Bence görünen tarafta olsa iyi olur. Evet görmüyoruz. Evet görmüyoruz hocam. Öyle mi? Okey. İstediğiniz tarafta olun. Üç, iki, bir, sıfır. Bir, iki, üç. Tamam mıyız? Ayakları kapatıyorlar hocam. Böyle kalmamız lazım. Evet böyle kalmamız lazım. Aynen. Tamam. Hazır. Son kez yapıyoruz. Üç, iki, bir, sıfır. Bir, iki, üç. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ileriye bir adım attım. Kızın yanından dışarı doğru gidiyorum. Dışarı işte. Bakın sağ ayağımı kızın sağ koridoruna atıyorum. Sonra hareketi kapatıyorum. Öne, yana, kapat. Olacak. Tamam evet. Bir dakika. Bakın öne yana kapat dediğim kısım şu. Bir daha solla öne, yana, kapat. Bu kadar. Sağ ile dışa başlamıyor musun? Evet dışarıya çıktım. Dışarı çıkıyoruz. Tamam. Şunu atacaksın. Sonra çapraz. İkinci kısımda ben nereye atacağım onu? Öne, yana, kapat yapıyorum. Kapattığım zaman tekrar sağ ayağım boş. Şunu yapıyoruz. Yana. Sonra sol mu evet. Solla öne atıyorum. Dışarı çıkıyorum. Öne evet. Kız geriye atıyor. Yana. Bedavadan oturuyorsun. Bir. Hazır. Hocam bir daha şey yapabilir miyiz onu? Tamam, şimdi şey kızlar üç, bakın mazuruyor. Bir kere göstereyim. Elena'yı takip edin. Takipteyim. Bir, iki, üç. Tamam. Dışarıya çıktım. Buradan devam ediyorum. Sizin için geriye yana ayak değiştirin. Bir adım geleyim. Bunu yaptım. Tamam sağ ayakta geriye yana kapat. Sadece sol ayak unutma. Ben buraya attığımda sen sol ayak. At bakayım sol ayak. Aynen altın devam. Attın. Öne. Oraya. Yana. Yana. Kapat. Kapat. Şimdi bakın arkadaşlar. Bak. Size çok basit üç tane şey anlatacağım. Şu an yaptığımız basit bir koreografi. Ama takiple ilgili çok önemli bir şey anlatmam lazım kadınlara. Erkeği üç şekilde takip ediyoruz. Bir, ona paralel kalmaya çalışıyoruz. Yani diyelim ki hafif omuzlarını salladı. Paralel kalmak için sen de aynısını yapıyorsun. İki, karşısında kalmaya çalışıyorsun. Diyelim ki yana gitti, sen de yana. Bu tarafa gitti, yani sen de bu tarafa. Yani okay. Hocam dans başarısızsa bizden değil, partnerden değil mi? Hayır. O yönlendirdiği sizden için. Dolayı. Hayır. Şu hocam ben sağa gittim, bizim hatun bıraktı beni sola gitti mesela. Aynen. Şimdi kızlar. Erkeğin danstaki vazifesi çok fazla. Yönlendirecek, hareketleri düşünecek, dans ederken pisti takip edecek, merdivenlerden yuvarlanmayacaksınız. Müziği düşünecek. Dört tane işi var. Sizin bir tane işiniz var, erkeği takip edeceksiniz. Ama şöyle anlatayım. Tangoda erkek dans ederse dans olur. İşte, tamam. Yıkılır. Ama kadın da dans ederse rüya gibi olur. Şimdi sizin vazifeniz o işi böyle rüya haline çevirmek. Şimdi bunu bağlıyorum konuyu. Rüyalarda buluşalım hocam. Rüyalar. Bir şey sorabilirim özür dilerim. İkisi de dans edemezsin. Benim söyle. İkisi de dans edemezsin. Sen yönlendireceksin. Sen benim hayaller olacak. Korkun yer olur. Şimdi kızlar.
Anlatıyorum. Şimdi erkek paralel kaldınız, karşılıklı kaldınız. Üç, eşit mesafede kalacaksınız. Adam üstünüze geldi, geriye gideceksiniz. Geriye kaçtı, üstüne gideceksiniz. Tamam mı? Hayatın kendisi gibi yani. Hocam, dansın sonunda zaten birleşiyor. Aynen, şimdi onu birleştireceğim, en sonunu bağlayacağım. Şimdi birinci kısımda yana pozumuzu yaptık, yana çıktık. Siz de paralel kalmak için bu tarafa geldiniz. Dışarıya adım attım, öne, yana, burada noktayı koy. Bir daha yapalım şu hareketi. Öne, yana, işte bu ya. Bunlar bizlik değil ya. İşte ben yapamıyorum. Okey mi? Bir daha, hazır. Sen yapmama müsaade etmiyorsun. Didem, altı sinirimi gel sokma lazım. Üç, iki, bir, sıfır. Yana, yana, çık. Dışarıya bir adım at, öne. Yana, yana bir yerlere. Oldu. Hocam duramıyor. Hocam. Ne yapıyor hocam? Nasıl yapıyorlar onlar hocam? Ben çözdüm bu işi. Sağ ayırıyorsun. Erkek yönlendiriyorsun. Hocam ben bir tek başını anladım. Yana, 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 ondan sonra Allah'a emanet. Okey. Arkadaşlar en son kapat dediğim kısımda. Açın. Geri, yana. Şurada sol ayağımı basıyorum. Kızın da sağ ayağını basmasını sağlıyorum ki adım bitsin. Okey. Şimdi koreografimizin ikinci kısmını yapıyoruz. Birincisini böyle geldik. Bir tamam. Şimdi kızlar Elena'yı takip edin. Biz duruyoruz erkekler olarak. Vücudumuzu sola açıyoruz. Buraya gidiyorsunuz. Sağa açıyoruz. Buraya geliyorsunuz. Vücudumu açtığım için gidiyorsun. Kapattığım için geliyorsun. Olacak. Hazır. Deneyelim mi? Bakın. Evet, sağ ayağın, sol ayağınızla benim soluma bir adım atın. Hadi bakayım. Attınız. Ha, soluma vücutla yapıyorsa. Baştan bir daha. Bakın. Ben vücutla yapıyorum. Sen de sol ayağınızla benim soluma adım böyle atıyorsunuz. Solu kaldır. Sola bas. Sen böyle döneceksin. Vücut dönüyor. Sonra yerine gel. Ne yapıyorsun? Çok hafif. Sen böyle bakın böyle ne yapıyor? Yerine geldiğinde böyle ol. Pivot alıyor. Şöyle topukla pivot. Bakın parmak ucunda dönüyor. Adım atıyor. Tamam. Parmak ucunda dönüyor. Sağ adım değil, atıyor. Sol atıyor. Ha böyle yapıyor. Sol halinde sol ayağını atacaksın. Bravo. Çok güzel. Tamam. Aynen. Sol parmak ucunda dönüyor. Hocam adım atıyor. Bir daha dönün. Söyleyelim mi? Dön. Sol ayağıyla erkeğin soluna geçecek. Aynen. Arkadaşlar. Tamam yani şu ayağımla. Bakın buradan bir mesaj var size. Anladım. Sol ayakla erkeğin soluna. Anladım. Bir düz dur. Düzgün. Tamam ya ben kapatıyorum. Okey. Tamam. Herkes aynı açıya dönüyormuş gibi. Hocam birden mi başlıyoruz yoksa sadece tamam, ikinciyi mi pratik edeceğiz? Tamam şu an anladım. Şu son gösterdi pratik. Tamam. Elinin ayaklarını izliyor. Hazır. Elinden kaç yıldır ediyor. Aa öğretiyorlar şu an. Şimdi kızlar sol ayağınızla önce küçük bir pivot aldınız. Tamam. Erkeğin soluna adım attınız. Sonra başladığınız noktaya geri geldiniz. Evet, tamam. Okey, bakın. Tebrik ederim. Sadece duruyor musunuz? Yapıyor mu işte? Ve şöyle. Önden. Önden atıyoruz. Kemal, partnerini... Partnerini belinden böyle çevir. İçeri adım at. Ben partner değişikliği istiyorum. Hop. Annem de bir tangıcıydı. Annem de tangıcıydı. Annem de bir tangıcıydı gözde. Tamam işte. Altı, vallahi tamam, dur işte artık, bu dur ya. Duramıyorum. Hazır. Hadi, hadi. Oldu. Tekrar yapıyoruz. Olduğu kadar. Aynen. Yok, en son kısımdan sonra birleştireceğiz. Durdum. Kızlar, sol ayağınızla erkeğin soluna bir adım attınız. Döndünüz. Tekrar karşıya. Aynen. Karşıya gelemedim. Bitti mi? Evet. Bitti. İkini unuttum okay ya. Şimdi ikisini birleştiriyoruz. Oturduğu yerden burada o yok. Hazır. Evet. İkisini nasıl olarak? 3, 2, 1, 0. Göster. Göster. Yana geç. Dışarıya bir adım at. Öne. Yana. Kapat. Gel böyle. Şimdi. Bak, sol ayağı. Onlar da yapamıyor. Öne oço. Yo biz gayet öne oço. Çok güzel. Gerçekten. Yeter. 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 Yapamıyorum. Arkadaşlar. Geriye gidiyoruz ya. Sonra bir kere daha gösteriyoruz. Tamam. Ben. Bakın birinci kısım. Tamam. Göster. Göster. Yana geç. Çok sarıldım ya. Çok sıkıldım. Kızın yanına bir adım atıyorsun. Öne. Yana. İki kere geri gidiyoruz. Kapat hareketi. Sonra. Göğsünü sola doğru aç, kız sola gitsin. Sağa doğru aç, karşına gelsin. Yapacağımız şey komple bu. Bunu üst üste yapabiliyoruz.
açtım, kapattım. Ama aynı yere gel. Kızlar, bu son yaptığınız hareketin ismi öne 8, İspanyol'da 8, ocho olduğu için öne ocho hareketin ismi. Öne ocho. Şimdi... Hadi. Deneyelim mi? Evet. Okay. Evet hocam. Hazır. Müzik istiyorsunuz. Arkadaş, İlkay müzik istiyor. Verelim oradan maestro müzik. Müzik de gelsin abi. Kalı ya. Ben de inanamıyorum şu an. Döndür. Dur şu diyor. Döndür. Bak, oldu bak. Bu çok güzel. Bravo ya. Bak çok güzel. Al sana. Şimdi... En yapamayan bir çift olarak. Evet, bir çiftten görmek istiyoruz. Biz görelim. Evet. Neden aklıma dönüyorum hocaya, hoca geliyor beni buluyor geriye. Kemal sen olacak. Şimdi... Müzikle beraber biraz daha, biraz daha geriye gelin arkadaşlar. Biraz geleyim. Daha. Aynen, aynen. Hazır. Müzikle beraber 3, 2, 1, 0. Ön adımı karıştırdım. Olsun. Ben benim yüzümden. Orada arkadaşlar... Heyecanlandım. Erkek bu danslarda yönetici. Yani çok net duracaksınız. Aynen. Kızın üstüne gittiğiniz zaman vereceksiniz enerjiyi, mecburen geriye kaçar. Biraz tereddüt hareketi bozuyor. Çok net. Gideceksin gidecek. Çekeceksin gelecek. Yani wow. Erkek yani genelde istediği şey yani. Git diyeceksin gidecek gelecek. Gelecek. Anlaştık mı? Yani anlaştık. Tango dansında zaten bu tavır var. Yani tango erkeği dediğiniz zaman bu tavır var. Böyle veriyorum. Nereye gidersem kadın onu yapıyor. Araya da bir tane poz koyduğum zaman bu kadar. Sen benim husumet yaşadığım kadına bu evde koruma veremezsin. Sana ne Farima'dan ya? Sana ne Farima'dan? Kıskanıyorum abicim, ne var bunda ya? Ne oldu bir zamanda kıskanırken kadınları oynuyordun Akın efendi? Sen Akın sayesinde birinci oldun, sen birinciliği hiç hak etmedin. Onur'a karşı o kadar büyük bir aşkım olsa... Müsaadenizle zarfı elime alayım. Arkadaşlar, çalan parça, Kadın Kokusu filminde Al Pacino'nun bir dansı vardı. Aa. O böyle hep hatırımızda kalmıştır. Evet. O parça, Por Uno Cabeza diye bir parça. Çok keyifli bir parçadır ve bunun için... Yo yo, Didem'le şeyi alın, evet, adını alın. Didem'le Didem alın. Anlaca kimi söylüyorsa o. Hadi. Hadi ya. Allah Allah. Hadi ya. Ama sen güzel soyundun şimdi ya. Karı Maria dans ediyor. Hadi biz yapalım. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ne olacak? Alttan geliyor. Yaparız yani. İki adım yapacağız. Abi zaten her şey yapacağız. Gelir misin? Gelir. Böyle mi yapalım? Hazır. Gibi. Üç. Heyecanlanma. İki. Bir. Müzik. Üç kere dön, üç kere. Üç kere mi? Bravo, çok güzel. Hocam bu dansı Farima yönetiyordu ama. Değil mi? Biraz biraz öyle bir... Ama ben öğrettim ona. Yo yo yo, gözleriyle zaten süzdü. Tango yapıyorsun ama. Fark değil ettim. Mi? Yani kız hakkını vermesin mi verdi, şimdi yani? Verdi. Okey. O zaman... Kemal. Bizdeki şey değil. Biz onu fark ettik. Kemal de gelecek. Biz Kemal yaptık de. Ya onu değil mi? Last time in Paris. Gülmem geliyor. Bandım koptu ya. 3, 2, 1, kayıt.
Yeter yeter, ayrılın. Dans bitti. Hocam biz vals bile yapmıştık burada. Yani yani Adnan o konudaydı, ben tangoyu beceremedim galiba. Yok yok, gayet güzel. Yok, çok güzel. Tabii ki şöyle, çok hızlı öğrendiğiniz için bazı yerlerde acele ediyorsunuz. Çok doğal arkadaşlar. Olabilir. Bir de şimdi, hocam ayakkabılar çok fark ettiriyor. Haydi Kemal. Kemal hocam tek başına. Nasıl olacak o ya? Aa çok iyi. Ben seni eş olurum kardeşim. Her ne kadar saksıdasın. O zaman bu platformu. Aa dur siz ben kardeşim zaten. Dünden razı. Ben anlayamıyorum bir şey. 3, 2, 1, müzik. Burada şaşırdım. Sana artık şöyle. Çok bile. Ama bir yorum kattılar yani gerçekten. Evet hocam. En azından arkadaşlar, başarmak çok için uğraştık hocam. Köşeye çekilmedik birbirine. Yedek kulübesine geçmedik. Hocam ben değil o tarafa. Tuğçe geldi. Ben değilim onun için. Akın nerede Akın? Bana geliyor. Akın. Yarı ben böyleyim hocam. Sen kendi galiba ya. Yarı yolda bıraktı. Yarı geldi o, su içti. Akın hadi. Hadi. Ben yeteneksiz olduğum için gittim. Yok yok Tuğçe. Ya Tuğçe hadi ya, ne yeteneksiz? Arkadaşlar o zaman bakın. Hiç korkmanıza gerek yok. Tangoda her bastığınız adım aslında kendi içinde bir figür. Belli ana kalıplar var ama onun dışında diyelim ki erkek sağa bastırdı, sağa bastın. Hiç bilmediğin bir tarafa yönlendirebilir seni. O da bir figür. Hiç korkacak bir şey yok. Sadece dik duracaksınız, yolda yürümek gibi. O tarafa mı gidiyorsun? Git. Ayak değiştir, gel. Hiç korkacak bir şey yok. Hadi. 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 Niye bu kadar zor kalkıyor? Onlar için. Kim zor kalkıyor? Yok zor kalkıyor. Yok kendisi kalkıyor. Yapmak istemiyor o yüzden. Yapamıyorum, beceremiyorum dedim. 3, 2, 1, müzik. Ya, ya bu şey. Ben bağıran bunu hak etmek istemiyorum ama bilerek yapıyor. Hayatım bu şekilde dans etmek istemiyorum. Kötü bakıyorsun. Of, hayır istemiyorum gerçekten. Müzik devam ediyor. Müzik devam. Tek başınasın kardeşim. Burada da tek ama başına gerçekten vallahi billahi. Biz çok güzel dans ederken Akın'la Tuğçe yine tartıştılar. Tuğçe utandı mı, beceremedi mi bilmiyorum ya da altında başka sorunları var. Anlamadık neden tartıştıklarını o kadar güzel bir ortamda. Ama Akın yine kendine yakışanı yaptı. Tuğçe yerine otursa da Akın sanki Tuğçe oradaymış gibi dansına devam etti. Yani dansta bile Tuğçe'nin yokluğunu hissettirmedi. Hazır. İnsanlar ben hiç hoş değilim. Döndüreceğim şimdi, bak hafif değilim ha. İşin içinden çıkmak değil, hoş değil. 3. Tam yapamıyorumdur yani. Tam bakın, yapmak zorunda değilim. Aşağıya doğru bastırdım. Ama bozmak zorunda da değilim. Ayağını yana uzatıyor. Ben tamam mıyız? Çok ayıp. Harika. Evet, ayıp. Şimdi sol ayağımı geriye doğru adım atarak dönüyorum. Şimdi bastırsana. Çok güzel. Küçük küçük, küçük küçük, küçük küçük. Ama sen beni döndüremiyorsun. Ya Kemal bu nasıl? Ben dönebilir miyim ya? Beni döndürsene hadi. Bir daha, bir daha. Ya dönebiliyor musun? Bu dönmüyor. Tamam ben döneceğim. Çok iyi ya. Hadi bakalım. Erkek arkadaşlar, kızı merkezde düşünüp geriye doğru üst bedeniniz partnere bakıyor. Geriye doğru küçük küçük yürüyorsunuz. Bu ayağımı hiç hareket ettirmem. Beni taşıyamıyor beni. Bak ayağın güzel ama seviyorum. Hazır. Bastır kızı. Pasif pozisyonu al. Şimdi bastır. Kızlar sol ayağınızdasınız. Sağ ayakta dönüyorsunuz. Ama çok zor. Döndünüz. Hop. Biraz daha ayrı durmamız gerekecek. Kemal duramıyor. O çok güzel. Çizgiler hep. Şunla şu. Ben ne dedim? Akın'la Tuğçe dansta durduk yere kavga edip bir anda Akın baktım ki tek başına dans ediyor. Ya arkadaş yemin ediyorum benim artık üçüncü gözüm açılmış. Bunu fark ettim. Ne dediysem artık bu evde çıkmasından yoruldum. Ben artık bu eve fazlayım.
bir an önce final gelsin de gideyim, yoksa ilerisini görmeye başladım. Allah muhafaza söylersem üzülürler artık. Böyle bir ortaya alın, bir görelim hakikaten. Benim kız ortaya gelince, ortaya gelince gaza geliyoruz Kemal, dur. Bastırıyorum. Bastırdın. Partner ayağını yana açtı. Böyle değil mi hocam? Ben de partner doğru mu açıyor hocam? Aynen. Şimdi geriye doğru. Yapamıyordum. Sopa gibi ya. Şimdi. Kemal, geriye doğru giderken. Dön abi, sen çekiyorsun. Ben olduğum yerde mi döneyim? Evet, yani aynen böyle dönmem. Ben çekiyorum hocam. Olduğum yerde döneceğim. Tamam. Bir daha. Bastırdın. Bastırdım. Yok. Çok hafif böyle. Omzunu hiç bozma. Aynen. Hafif geriye doğru böyle dön. Omzunu ne düşünün? Bip 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 bip. Hocam bunda ruh yok ki, neyine döneyim? Arka ayağını, sol ayağını geriye doğru. Ama hareket ediyor hocam. Hayır, sol ayağı mı? Tepside çay bak taşıyormuş gibi gidiyor. Kemal değil mi, ben değil. Anladın mı? Hadi. Yaparsın yaparsın. Döndür onu. Döndür. Öldür onu Kemal. Tan. Dur dur dur, şimdi hiç olmadı, dur. Az bastırayım. Heh. Tamam. Hadi bastır. Hocam İşte buradan sonra hocam duramıyor. Bunun durdurması lazım değil mi hocam? Sevgican kasıyor hocam. Hızı alınca finalleri çok sağlam. Abi birincisi gibi kolay değil ama bu. Ama bu biliyorum, farkındayım. Gel bakayım sevgili. Senin de görece yok. Gel. Oh, el koydu. Bence yapmanız gereken tek şey şu. Bak, yapmanız gereken tek şey şu. Bir nefes alacaksınız. Ve sahneye çıkacaksınız. Çatır çatır herkes yapacak ve biz de burada sizi alkışlayacağız. Hadi. Hadi. Hadi, deminki hareketi çıkacaksınız abi, şimdi yapacaksınız ve biz de sizi burada dans alkışlayacağız. Dans istemiyorum, etmiyorum. Tamam, dans etmek istemiyorsan. Abi ben karışmıyorum. Gitme evet. Tankut abi. Hop, bravo. Şey demek ki hocam, sıkıntı bende değilmiş. Sana partner fark etmiyor, kim gelse döndürüyorum. Hadi. Kimle? Artık kimle istiyorsun? Yaptık ya biz. Ulan karıştırıyorum. Bu hareketi yapmıyoruz. Hadi hadi, hadi. Kimle? O bakarken o hareketi görmek istiyoruz biz. Ne, bakarken ne hareketi? Yani böyle bakıyorsun ya, bakan hareketi. İlk ay gel geçelim. Geç. Hadi. Geç geç. Gel kardeşim. Tabut tabut ha. Geç gel bakayım. Kardeşim. Kardeş bulma programındayız zaten. Kanka kardeş. Müzik istiyorlar. O zaman müzik. Bir. Olmaz. İki. Üç. Bir dakika. Ha, baştan aldım ben. Tamam. Okay. Baştan gel, yapalım dedi Tango. Baştan. Madem yapıyoruz baştan İlk yapalım. İlk ay aşağıya doğru bastır. Tamam. Pozunu alsın. Bitti, sen ondan sonra dönmeye başla. Tuğçe ile akıl bitmiş, ortaya dönüyor. Çok çöktüm sen. Gözler bitiriyor. Biz anlıyor muyuz burada? Güzel, güzel. Ben tam böyle baştan rahat ediyorum ama. Ah o bakışlar hocam, ah. Onu en sonuna yapacağız. Tamam. Ah o bakışlar diyorum, başka hiçbir şey söylemiyorum zaten. O zaman... Kıyamış demek. Kesin i̇şte bu. Güzel kadın parçasını son... alabiliriz. Ya. 3 2 1 müzik. Bu da güzel. Bravo. Şimdi yok. Altılarda yapsın. Hani hocam, bir... Ne zaman sana bakmasam hep ismimi söylüyorsun ya. Ama bir şey yok. Altının boyuyla posiyle bir görelim ya. Sıra sizde. Altı abi. Hadi. Hadi tamam. Yağmur altı. Dönmüyor benim bacağım. Ben döndürürüm seni, gel. Bak benimki de dönmüyor havada. Dönmüyor benim bacağım. Benim bacağım gidiyor, ben gelmem altı abi. Havaya kaldırır döndürür gerekirse ya. Hadi abi döndürsün. Bak tek bacağın üstünde dur, ötekini havada tut. Bizim ayakkabılarımız soğuk. Söylediğin şey işte. Müzik istiyor musun altı? Tabii ki canım. Olacaksa düzgün olsun. 2, 1, dur dur. Müzik. Müzik nerede kaldı? Dönemiyor. Dön, dön, dön. Bıraktı geldi. Güzeldi. Bıraktı oynadı. Hatta sonuna bir hava bile evet, kattınız yani. Çünkü bıraktı artık en sonunda. Sana kendimi bırakıyorum. Bırakıyorum. Yok, yok ya saç. Ne bileyim öyle, ben gördüğümü sadece söylüyorum. Tuğçe hadi. Hadi. Tuğçe hadi. Alkışlarla. Sağ ayağını, aa, biz az önce siz sağ ayağını çapraz bir şekilde, biraz daha burada, bu açıda, aynen, şurada tut. Evet, ve sol dizini kendi... hafif kır, daha rahat dengede kalırsın. Kendi... Bununla biraz zor. Kendi bana bırak sonra. Elbiseyle zor, tamam, okey. Tamam. Atıyormuş. Ama erkeklerin en sevdiği cümle de o, kendini bana bırak. Evet.
Evet, evet tango da kendini bana bırak. Var doğru. Güzel bir cümle değil mi? Aynen. Müzikle o zaman. 3, 2, 1, müzik. Hocam. Oluyor. Heyecanlı. Ya. Devam. Aslında oluyordu. Bak yapın tamam, bir şey anlatacağım ona. Tamam, yapalım. Evet. Bol ayağını oynatma. Taşıyorum yani. Al gitmiyor. Bugün eve tango için hocalar geldi. Gerçekten çok güzeldi ama izlemesi güzeldi. Çünkü ben tango konusunda çok yetenekli değilim. Biz Akın'la ufak bir tartışma yaşadık aslında. Tartışma nedenini de söyleyeyim. Yani o anda ben çok yetenekli olamadığım için ve uyumlu davranamadığım için o da ne oluyor gibi oldu. Dans edemedim ve sonrasında ufak bir tartışma yaşadık. Ama beni düşündüren şu aslında, yine diyecekler ki yine final öncesi ve siz tartıştınız diyecekler. Alakası yok. Yani gayet doğal bir şekilde ilişkimizi... Hadi. Biraz geriye gitseniz de yoksa ben Didem'le buradan düşeceğim. Kim geliyor? Ben diyorum. Bana göster. Sen de sana yaramadan. Kızım. Tekrardan hatırlatıyorum. Yana iki kere ayak gösterdik. Sonra kızın koridoruna çıktım. Hareketi kapattım. İki tane öne sekiz hareketi yaptı partnerim. Sonra geriye bir adım atıp pozumu tekrar alıyorum. Döndürüyorum, bitiriyorum. 3, 2, 1... Sol ayakla gelsene. Ya sol ayakla gel. Aşkım sola... Sonra tekrar bu tarafa yaklaşsın ya. Şimdi de... Unuttum. Sol ayakla aşkım. Kalk ayak. Sol ayak oraya gel. Dön. Sol ayak oraya gel. Hah. Wow! Süper. Süper. O zaman arkadaşlar. Bak sonuna bir bonus bir şey daha göstereyim o zaman. Ay. Şu şeyi göstereyim. Tamam. Şunu ben çok sevdim bak. Ya. O ayakkabı parlattı. Çıtayı direkt yükseltti çıtayı. Gözde, tam tabii. Poz, en son arkadaşlar. Bu pozisyonda partneri döndürdüm. Normal pozisyona getirdim. İleri doğru şöyle yapacağım sadece. Aa, tamam. Bu kadar, bak çok seveceksiniz. Çok sevdim ben. Çok sevdim. Bakın, kızın sağ ayağı boşta. Sol ayağımı geriye doğru alıyorum. Bu kadar, bakın. Karşıya bakıyorum. Geriye doğru bir adım attım. Bu. Karate hareketi gibi. Hocam biz bunu yaparsak bekarlar nasıl olacak bu işe? Sen tabii oh neyse. Yap bakayım. Deneyelim mi? Nasıl yapıyoruz? Baştan mı başlıyoruz? Sadece şu en son kısmı yapalım sonra birleştirir sonuna tamam. Ekleriz. Hazır. Şimdi sağ ayağını attı, kızın sağ ayağı boş. Benim sol ayağım boş. Geriye doğru adım at. Poz ver. Bak şu nasılca gerçek yazan ben kızım ben kız olacağım. Elbise onun oldu mu? Birleştiriyoruz o zaman. Hazır. Birleştiriyoruz, bitiriyoruz. Sen hocam bir daha şöyle hareket yapaydık güzel. Bak şöyle. Altı. Tamam, sol ayağım boş. Hop. Geriye doğru bir adım atıyorum. Tamam gel. Tamam. Bu kana geleceğim ben. Bana geleceğim ya. Çek beni o zaman. Sen de böyle tutuyorsun bana. Ne yapayım? Fragile. Başka yerim değmedi az önce zaten sonra. Tamam mıyız? Evet başlayalım. Vallahi o zaman baştan. Komplesini yapıyoruz. Pozumuzu veriyoruz. Oo. Bugünkü bitiriyor, çalışmamız bitiriyor. Buraya kadar. Okay, hadi. Hazır. 1, 2, 3.
Onları görünce ben çok sevindim. Çünkü biz evde arada böyle dans ediyoruz. Oriental'de çok başarılı değilim. Tangoya bir sıcak baktım nedense. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Severek yaptım çünkü. Ama bence bu partnerimden de kaynaklı. Tankut yine her zamanki gibi onun ritimlerine uyarak bence ben de öyle başarılı oldum. Adam, sen seviyorsun ama fark ettim. Seviyorum. Görmek istiyorum. Bu ayakkabılarla çok farklı. Çok güzel ayakkabılarla biraz bir şey yapsaydım. Bak tırnağım kırıldı. Anlatıyor yine. Çok güzel. Ben de öğreneceğim. Bu demek çok zor. Ben tango ve salsa'yı çok istiyorum öğrenmeyi. Salsa biliyorum ama tango hiç. Anlarsın, anlarsın yakında, anlarsın. Salsa daha keyifli. Dur deneyelim. Hayalet sevgilim. Ve Tankut. Şarkı yok ki. Baksana. Belinden tutuyor bir de. Bak. Tamam, vazgeçelim. Bu Tankut olayların gibi. Hayalimdeki gelinle yaptım. Sen de böyle bir şey yapacak halim yok herhalde. Sabunuyor hemen mu hala? Niye heyecanlanıyorsun ki? Kalp vibratimini değişti biliyor musun? Yapmayacağım. Lütfen. Müzik yok. Ya 1-2-3 yapalım ya. Ben ya burada pratik yapıyorum aynı zamanda. Sen kendini gör. Sen yaparken kendini gör. Sevgi Can, yapmadın. Niye ruhsuzsunuz? Bu kadar güzel bir imkan var. Olur, bence şunu pratik yapıp yapmak lazım ya. Tankut abi salsa ne olur. Salsa da bir gör. Salsa. Abi. Ya da tango salsa ortaya karışık. Bir de salsa ortaya karışık. Ortaya karışık. Kafana göre böyle. Bir de salsa görsek. Hadi yapsanız da. Ali onda değil mi? Hadi yap. Hı? Salsa da görsek diyorum. Salsa. Tankut, Akın da biliyor. Hadi ben. Biz sizi görsek birazcık salsa. Evet bence ikinizi. De. Ben Tuğçe, sadece ya salsa. Ben Tuğçe sadece bence Ankara biliyor. Salsa biliyordur o. Başka bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bir defa şunu bir şimdi alalım. Bir yanlış bir görüntü gösteriyor. Yok oryantal yasak değil ya. Bugün gayet hepsi dans sonuçları farkı var ki. Ben artık aşıyorum kendimi. Değil. Aha. Aha. Evet. Oh my god. Hadi. Vazgeçtim. Gel, hadi. Gel, 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 gel. Hadi izleyelim. Gibi. İsteyen var mı? Çıksın karşıma. Bıraksın.
Sen benim husumet yaşadığım kadına bu evde koruma veremezsin. Sana ne Farima'dan ya? Sana ne Farima'dan? Kıskanıyorum abicim, ne var bunda ya? Ne Allah oldu Allah. Bir zamanda kıskanırken kadınları oynuyordun Akın efendi? Sen Akın sayesinde birinci oldun, sen birinciliği hiç hak etmedin. Onur'a karşı o kadar büyük bir aşkım olsa... Müsaadenizle zarfı elime alayım.